Maşallah iyi devam ettiniz. Biliyoruz bu senede yine en az 3000'i aşan, 3500'leri bulan bir katılım bekliyoruz. Neredesiniz değil mi? Bunu duymadım daha önce. Siz hiç böyle bir şey yaptınız, sesinizi çıkardınız mı, bir eylem yaptınız mı, duyurdunuz, böyle bir gayretin içinde oldunuz mu? Yok, olmadık. Yani böyle bu kadar büyük bir şey yoktu o zaman. Ufak ufak yapılıyordu yani farklı bölgelerde. Bize düşen hani vefa borcu olarak bu var. Burada bizi sınırlayan, ondan sonra bizim bu eylemi yapmamızı engelleyen hiçbir şey yok. Tabii bu mücadeleler ses duyurularak yapılır. Yani böyle oturduğunuz yerde hak ve adalet mücadelesi olmaz. Çünkü şu anda bizim karşı karşıya kaldığımız süreçler siyasi süreçler. Siyasi davalar mahkeme salonlarında kazanılmaz. Meydanlarda kazanılır. Yani mücadeleyle kazanılır. Bu hafta kız çocukları davası dediğimiz bir dava oldu. Evet. Yani 529 sayfalık bir iddianame hazırlamış savcı oturmuş. Evet. Bunun içerisinde bir tane suç delili yok. Yani şu anda ben şuna benzetiyorum. Bunların yaptıklarını cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri gömen zihniyet var ya. Evet. Bundan hiçbir farkı yok. Bugün Strasbourg'da hak arayanlar Türkiye'nin bu hale gelmesine aslında ya sadece kendileri için değil, kendilerine uygulanan hukuksuzluk için değil, Türkiye'nin bu hale gelmesine de aslında itirazı olanlar. Ya 4 yıl 5 yıl 5 yıl mı oldu? 4 yıllık arkadaşımda şu yani düşünsene bir okuyorum. Aa bu o mu dedim ya. Yani neler yazmışlar neler böyle evet. enteresan. Ya demiş ki işte bu stüdyoyu kurmak için, bu yayını yapmak için 1 milyon dolardı. Abi nereye gitti bu para ya? Biz abi, hala burada. Ya Rum abi ya, çıksın bir iki yani söylesin bir iki kelime diyenler oldu aslında biraz o beni buraya itti. Var söyle ben tamam abi ediyorum. Öyle söyle. Selamun aleyküm abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Semavi programı hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Ömer abim, Rum abim. Bize ayrıyeten selam veriyor abi, o kardeşlerini selamladı. Dur. Ama selam ortada kalmasın ya. Onlar aldılar, selam. İzleyenler almışlardır onu. Abiler o zaman böyle bir ortadaki yanan ne ya? Ne ya? Seçiliyorum ekrandan bilmiyorum. Şu an sanki biraz görünüyor. Bir 4 yazıyor abi. Tek bir mum var ama prodüksiyondan o kadar imkan bulabildik. Onu da ona da geleceğiz. Neden bir mum ona geleceğiz. Ama 4 yazıyor. Bir mum ama 4 sayısı var. Evet. 4 rakamı var diyelim daha doğrusu. Bu? Bugün Semaver'in doğum günü. Doğum günü. 4 yaşına girdi. Evet. 5. yaşına bastı. Yani 5. yılına giriyor. 27... Eylül 2020. 2020 doğumlu evet. Semaver kanalı. Evet. Daha doğrusu kanalı biraz önce açıldı ama ilk yayınını. Tabii. O ilk yayını sayılır. Aynen. Yani, o zaman ortaya çıktı. Öncesi evet. Hazırlık anlamında. Josini Hastanesi'nde falan diyormuşuz. Panten Hastanesi. Panten Hastanesi. Panten'deki en meşhur hastane ne? Var mı ki Panten? Yok, Türkiye'de şey vardı Zeynep Kamil. Zeynep Kamil değil mi? Kızlara Zeynep, erkeklere Kamil öyle bir şey vardı. Zeynep, orada doğanlar öyle bir isim de Semaver'de Panten Hastanesi. Trua Panten. Öyle bir şey de vardı. Evet Trua Panten. Tamam. Sayılar abi şöyle. Şimdi dört yaşına girdi çocuk. Yaşını doldurdu. Beşinci yılına. Beşten gün alıyor. Bugünden itibaren. Anadolu derler. Beşten gün alıyor. Beşinci sezona giriyoruz yani. Evet. Yayıncı tekniğiyle, yayıncı söyleyişiyle de öyle diyebiliriz. Biz çocuk olarak bugün konuşuyoruz. Bugün abi 181. videomuzu çekiyoruz. 181. Evet 181. Evet. Ya aradaki öyle kısa veya tekrar videolarını saymıyorum. Yeni ürettiğimiz 181. video olmuş abi. Nice 181'lere. Diyormuşuz. 181'i 4'e bölersek de ortalamamız ne oluyor abi? Tabatiye çevirdik ya işi. 45 mi oluyor? 45. 45 video çekmişiz abi yılda. Yılda. Fena değil. Fena değil. Evet. Evet. Ama şöyle ilk. Canlıydı ilk başta. İlk 3 sezon full canlı yayın her cuma veya pazar akşamı. Önce pazar başladık sonra cumaya aldık. Sonra geri cumartesiye mi bir şey? Böyle başta bayağı gidip geldik bir cuma pazar denedik. Cumartesi hiç olmadı. Aslında biz orada hani şeyin farkına varmamız gerekiyordu. Problem canlı yayındaymış. Günde değilmiş. Sorun canlı yayındaymış. Aynen. Değil mi? Yani canlıyı cansız olunca. Canlıları bıraktıktan sonra hani banttan canlanmaya başladı. Aynen. Evet. YouTuber'lık o şekilde yani. Ama yine de arada canlı yapacağız. Değil mi? Yani onu. Arada yapacağız. Onu yapacağız. Evet, özel muhabbet şeklinde. Cansızda dirildik biz falan. Bu arada Ömer abi buyurun. Estağfurullah. O ne ya? Bir mumu mu üfleseniz? Pardon mumu üfleyelim. 1-2-3 mü diyoruz? Nasıl oluyor? Bizim yaz zamanımızda yoktu böyle bir şeyler. Yani abi şöyle mi hani söndürmek istersiniz? Bizde şey hani. Yani körük. Evet.
nice yıllara diyelim. Evet. Daha hayırlı programlar yapmaya İnşallah diyelim. İnşallah abi. Bir, daha hayırlı birliktelik olduğu sürece devam etsin. Birlikteliklere diyelim. Evet. İnsanlara bir nebze tebessüm, bir nebze ümit olma dileğiyle nice yıllara diyoruz. Semaver. Evet. Ben biraz hızlı fırladım ama. Şurada alkış vardı ya. Neredeydi o? Yani. Ben mi keseyim? 3'e bölelim. İsterseniz 4'e bölüm kolay olur, sonra fazlasını veririz. Siz seksin abi. Prodüktörümüz olarak. Yani büyüğümüz olarak. Ben beceremem ya. Ayağımı kalkayım ne yapayım? Tam erimemiş mi? Erimemiş. Bir saatte erir dediler ama. Abi yok, bu erimedi. Şöyle o zaman, siz oradan yapın, ben de buradan yapayım veya. Şöyle. Veya hani şey, önünüze çekseniz bu tabağı. Bir tane de, artık hani bir tane de siz kesin abi. Hakikaten sertmiş. Evet. Buraları kesmeyeceğim ha. Yalnız bıçak var ya, Kurban Bayramı hatırlattı bana. Kestiğimiz pasta kestiğimiz pasta var ya, şu kadar sandviç kadar pastayı kurban bıçağıyla kesiyoruz ya. Abi imkanlar böyle. Orada abi çayımız hazır değil mi? Çay bir daha bir ısıtalım. Hı. Aslında hazır ama şöyle. Vay be. Hop, ikiye bölündü. Nereden nereye geldik ya? İlk kez doğum günü kutluyoruz bu arada. Normalde 100. bölüm kutlamıştık. 100. program diye bir şey yaptık. Hoppa. İsterseniz yok, bu işin acemisi olduğumuz belli abi. Yani onu yemeye çalış artık. Abi sorun şu, bu dolaptan çıktı. Evet. Tam erimemiş. Allah razı olsun. Bu haliyle bile sorun bıçakta değil değil mi? Kesin farklı, yani. Farklı abi, aparatlar lazım. Şöyle hatırlatırım. Hani eskiden canlı yayınlarda böyle hani misafirlerimiz hediyeler getiriyordu böyle. Böyle bir şey vardı değil mi bir ara? Ama evet, onu hani müzik arasında yiyorduk. Şu an müzik aramız yok. Nasıl yiyeceksiniz? Bak böyle. Ama şimdi doğum günüyken artık bu özel bir durum. Sıkıntı yok diyorsunuz. İzleyicilerimiz de yiyebilirler. Yani Ramazan değil, başka bir akşam vakti yayınlanıyor. Hmm. Nasıl? Rum Bey'in zevkine şapka çıkarıyorum. Sağ olsunlar. Evet Rumi abi. 4 yılı beraber geçirdik. Nice 4 yıllara diyelim şöyle tekrar. 4 yılı beraber geçirdik. Ne düşünüyorsunuz? Yani gerçek düşüncelerim mi? Hayır. Gerçek düşüncelerim. Evet abi, gerçek veya gerçekleri istiyoruz. Veya hani resmi görüş fark etmiyor abi. Hakikaten çok güzel bir 4 yıl geçirdik abi. Yani evet, her anından zevk alarak, severek, isteyerek yaptık. Ya buraya bu programları çekmeye bir ara dediğiniz gibi işte canlı yapıyorduk zaten. Yapmaya çalıştık. Kolay değil. Her hafta programını ayarlamak, ailevi programlar olabiliyor, başka programlar olabiliyor, başka işlerimiz de var. Ama buraya her zaman severek geldik. Yani koşarak geldik. Severek yaptığımız bir işti. Dolayısıyla her anı dolu dolu güzel geçti. Evet. Yani. Sizin kanaatiniz nedir Ömer abi? Ya benim kanaatimden önce bizi tanıyan bilenlerden böyle bazen şu soruyu aldım. Sizinle de paylaşmış olayım soruyu. Maşallah iyi devam ettiniz. böyle dediler. Sizi tanıyanlar mı? Beni tanıyanlar mı diyor? Yani neticede burada bir birlik. Yoksa bir tanıyanlar mı? Burada bir birliktelik var. Belki de bu günlerde bu kadar birlikteliğin olduğu, bu kadar devam ettiği bir birliktelik çok yok diye belki de hani şaşırmalarını ifade eden bir cümle böyle. Maşallah iyi beraber devam ettiniz. Hani 4 yıl insanlar duyunca her hafta aralıksız, evet böyle demişler. Ama ben, bura benim hayatımın bir parçası oldu. Evet. Gerçekten yani hani bir haftayı böyle zorluyorsunuz. Yine geleceğim, yine bu ortama falan. Öyle alıştık ki. Evet. Yani ben ancak bunları diyebiliyorum. Hayatımın bir parçası yani, tek cümleyle. Evet Erdem Bey. Sizi göremiyoruz pardon. Sizi de dinleyelim. Allah razı olsun, sağ olasın. Ya Semaver artık böyle bir dediğiniz gibi hayatımızın bir parçası, bir artık alışa geldiğimiz hani. Hani nasıl böyle abi su akmayın diye Semaver'in içi suyu akıyor. Yani nasıl böyle hani sabah kalkarsınız mesela çayınızı kahvenizi kahvaltınız veya yüz yıkarsınız böyle otomatizmler olmaya başlar ya. Hani her cuma
Ki biz hani üçümüz de genelde işimiz olmadığı zaman cuma günü o yayını biz de izliyoruz. Evet, öyle. Hani şey değil yani. Önceden canlı yayın olarak hani buluşuyorduk ama manen de o saatte buluşuyoruz, evet. Hani yorumlara bakıyor, yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Alttan birbirimize yazıyoruz. Yani bizim için hani bir de elhamdülillah bu son zamanlarda böyle yükselmesi, hani izlenmelerin artması, daha fazla tanınması oldu, evet. O gerçekten bizi şey yapıyor, ne bizi de motive, bizi de motive ediyor hani yayınlara devam etmek için. Mesela insanlar hani Rum abiyi görmekten biraz sanki, veya Ömer abiyi görmemekten. Ömer abi nerede diyorlar. Aynı sürekli ilk buraya geleceğim. Ayında, Ömer abinin ceketiyle birlikte Ömer abi nerede? Sanki ceketini de alıp gitmiş gibi be. Ama evet. Şöyle. Bunu, hani öyle denk geldi biraz. Abi yazın hani Rum abi hani Amerika'da olduğundan dolayı programları tek çekti yani. Peki evet. Saadettin abiye niye gelmemişti Ömer abi? Niye orada yoktunuz? O gün bir yok doktor randevumuz doktor vardı. Biraz burada randevular biliyorsunuz. Sabahında beraberdik ama yine. Tabii. Sabahında beraberdik. Hani beraber kahvaltı yaptık. Ondan sonra siz çıktınız. Amerika'da size hani çekimlerde yardımcı olan arkadan hani onlara da bir burada bir teşekkür ederim. Onlara da bir teşekkür ederim burada, çünkü hani kameramanlık yaptılar. Yapmışlar. Yani biraz sonra Reşit abi'deki çekimler, sabit çekim, orada da benim hatam var. Yani önce ben baktım, ayarladım. Sonra çok sıcaktı hava. Bir sıcaktan dolayı ekran dondu, kapandı. İkinci defa kontrol etmedim. Yani kaldığımız yerde devam ettik. Orada bir renk sorunu olmuş. Hmm. Ama o hani yeğenimin... Yok, ben tam tersi hareket, yani. Mobil olanlar gayet iyiydi ben bence. Mobil olanlar, evet. Onlar çok başarılı buldum yani. Evet. Evet. Buradan onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Öyle diyelim. Evet. Günün kutlamadan sonra bugün asıl bizi ilgilendiren... Rum abinin tişörtü. Tişörtü, evet. Rum abinin benim ceketimden öne geçen bir tişörtü var bugün. O tişörtün bir manası var Rum abi. Şimdi bize onu açıklayın. Bu neyi ifade ediyor? Abi bu sene üçüncüsü düzenlenecek önümüzdeki hafta. Evet. Mutlaka farklı kanallardan haber almıştır izleyicilerimiz. Almış olmaları gerekiyor şu ana kadar. Ahim önünde Strasbourg'da 2 yıldır eylemler düzenleniyor. Adalet buluşması diyoruz biz buna. Strasbourg Adalet Buluşması. İlk olarak 2 sene önce, dolayısıyla 2022 mi oluyor? 2022'de bu zamanlar AHİM'den henüz net bir karar da çıkmamıştı. Evet. Orada Türkiye'deki haksızlıklar karşısında Avrupa kurumlarının ve bilhassa AHİM'in ses çıkarması talebinde bulunmuştuk. Hatırlarsanız siz de oradaydınız. Hep birlikte oradaydık. Haykırdık. İşte AHİM ses ver. Geciken adalet, adalet değildir. Bir an önce bu konularda bir emsal teşkil edecek kararlar verilmesi lazım diye bu haykırışları yaptık. Ondan sonra istediğimiz adımlar atılmadığı için bir sonraki sene 2023 yılında tekrar yine orada toplandık, bir Haziran ayında. Aynı çağrıları AHİM'e iletmeye devam ettik. Daha sonra öğrendik ki o gün esasında bu Yalçınkaya davasının büyük dairede görüşülme günüymüş. Yani büyük daire duruşması yapılmıştı ama son karara varılacağı. Tabii ki orada karara varmıyorlar. Öncesinde yazışmalar oluyor ama sembolik bir şey. Onun orada görüşmelerinin, toplantının yapıldığı bir tarihe denk gelmiş bizim eylemimiz. Ve hemen onun arkasından 2-3 ay geçtikten sonra da bu önemli büyük daire kararı, Yüksel Yalçınkaya ile ilgili karar çıktı ve AHİM o çağrımıza aslında bir nevi bir cevap anlamda vermiş. Cevap vermiş oldu, karşılık vermiş oldu ve hukukçuların, burada bu konuyu çok iyi bilen hukukçuları da ağırlamıştık hatırlarsanız, onların yorumlarına göre bu İşleri %80 oranında bu haksızlıkları çözen bir karar. Tamam, belki %20'lik bir kesim var. Daha farklı dosyaların içeriği daha farklı. Onlar için tam bir çare olmayacak. Ama onun dışında kalan bu hizmet hareketiyle ilgili davaların boş olduğunu, işte haksız temellere dayandığını gösteren bir karar oldu. Bunun karşılığını aldık. Bu sene niye toplanıyoruz? Madem AHİM bu kararı verdi, bir daha gitmeye gerek var mı diye düşünürsek. Tamam, AHİM bu kararı verdi ama Türk hükümeti maalesef bu kararı uygulamıyor. Uygulamıyor derken şöyle. Siz çok kibar ifade ediyor. Uygulamıyor. Ben tak, tam anlamıyla aslında şöyle abi. Yani, takmadı. Yani teknik olarak söyleyecek olursak tamamen tanımıyorum demiyor. Adalet Bakanı da tamam diyor, aldık bu kararı. Çünkü bu uluslararası Türkiye'nin daha önceden imza koyduğu anlaşmalara göre Türkiye için bağlayıcı bir karar. Bunda hiç kuşku yok. Şu ana kadar da zaten Türkiye belli başlı bazı kararlar haricinde hep uygulamış. Yani tazminatsa tazminat veriyor. Başka bir şey varsa işte tekrar yargılıyor. Bu kararda da AHİM'in bu kararına istinaden yeniden yargılama süreci başladı Yüksel Yalçınkaya'nın. Ama maalesef işte geçtiğimiz haftalarda yapıldı bu yargılama.
İlk derece mahkemesi daha önceden verdiği kararın yine aynısını verdi. Aynı mahkumiyet kararını aynı gerekçelerle verdi. Ya sorun burada biraz. Yani normalde hukukun işlediği bir ülkede AİHM'in bu kararını aldıktan sonra mahkemenin bu mesajı alıp işte kanunsuz suç ve ceza olmaz, işte sendika üyeliği, baylo kullanımı, bankasya para yatırma, bunlarla ilgili bunların hiçbir şekilde terör örgütü, silahlı terör örgütü üyeliğinin gerekçesi olamayacağını kabul edip bu kararını artık değiştirmesi gerekir. Bunu yapmadı. Biraz belki de üst mahkemelere attı yani. Yani devam ediyor süreç çünkü. O zaman biz tam anlamıyla bunun uygulanıp uygulanmadığını anlayacağız. Ama şöyle bir durum da var. Bu Yüksel Yalçınkaya tek bir karar, büyük daire kararı. İtiraz mümkün değil. AİHM'in verdiği nihai bir karar. Bir kişiyi ilgilendiren bir karar gibi bakmamak lazım. Çünkü AİHM bu kararı açıklarken dedi ki elimde buna benzer şu an 10 bine yakın dosya var dedi. 10 bine yakın o zaman için. Evet. Eylül ayıydı bu. Geçen sene Eylül ayı, bir yıl oldu. Dedi ki eğer siz bu konuda gerekli adımları atmazsanız, düzenlemeleri yapmazsanız ben dedi bunları parça parça böyle size göndereceğim ve hepsinden ihlal vereceğim dedi. Hakikaten de ondan sonra 1000, 3000 dosyayı komünike etti. Bizimle komünike etme diyoruz. Türkiye'ye gönderiyor. Türk hükümetine savunma istiyor. Yani bir dosyayken 3000'e ulaştı. 3000 oldu. O 10.000 olacak, 20.000 olacak, 30.000 olacak. Artık ne kadar varsa haksız bu konudaki haksız dosyalarda ve bu kadar AİHM ihlal kararını uygulamayan bir ülke durumuna düşecek Türkiye eğer hükümet bu konuda adım atmazsa. Yani böyle bir durum var. Yani niye gidiyoruz biz bu önümüzdeki haftaki eyleme? Bu defa bu AİHM bu kararı verdi. AİHM'e biz yine çağrılarımız olacak. Farklı konularda söyleyeceklerimiz var AİHM'e. Çünkü bu bir parçası konunun. Başka boyutları da var. Ama bu kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi, Türkiye'nin de üye olduğu bir mekanizma var abi, Avrupa Konseyi diye. Bu kararın uygulanması için Avrupa Konseyi'nde Bakanlar Komitesi denen bir organ var. Bunun Türkiye'ye baskı yapması lazım. Ya bunun birçok yolu var. İşte ekonomik yaptırımlar, ondan sonra siyasi çağrılar, üyeliğin askıya alınması, üyelikten çıkarma gibi aşama aşama basamakları var bunun. İşte bu Demirtaş ve Kavala dosyalarında bunu görüyoruz. Zaman zaman toplanıyorlar. İşte bu niye uygulanmıyor, uygulansın diye Türkiye'ye baskı yapıyorlar Türk hükümetine. Aynen bunun gibi bu Yalçınkaya kararının da aynı o listeye alınıp uygulanmayan kararlar bağlamında Bakanlar Komitesi tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesini biz talep edeceğiz. Ya konsey harekete geçeceğiz. Avrupa kurumları, AKP'm, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi harekete geçeceğiz. Çünkü hukuki süreç esasında bizim istediğimiz gibi neticelendi. Şimdi artık siyasi tarafı kaldı yani. Bu kararın uygulanması her ne kadar tamam kağıt üzerinde bağlayıcıdır. Türkiye bunu bu karara uyacağını taahhüt altına almış, imzasını atarak, ama yine siyasi bir süreçtir. Devletler hep bildiğimiz üzere egemen yapılar olduğu için kimse bir ülkeye bir şeyi zorlayamıyor. Yani iç hukuktaki gibi böyle bir mekanizma olmuyor. Bunun işte mekanizmalarını işleterek Avrupa Konseyi'nin bu kararı uygulatması lazım. Onun için orada olacağız yani. İşin özü o. Neden Ekim ayında yapıyoruz? Belki onu da söylemek lazım. Haziran aylarında hep yapıyorduk biz bu eylemi. Daha bir yaz zamanı, işte bayram havası gibi oluyordu. Fakat malum Fransa'da bir olimpiyat macerası süreci, evet, yaşandı. Ciddi hazırlıklar yaptı Fransa ve alnının akıyla da çıktı gibi görünüyor. Yani hakikaten yorumlar o yönde. Hem paralimpik olimpiyatları hem 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar Paris'te düzenlendi. Tabii Paris'in emniyet birimlerinin kapasitesi belli. Dışarıdaki şehirlerden de, farklı şehirlerden de oraya destekler ve hizmetçi eğitimler, provalar, tatbikatlar falan yapılıyor. Sonuçta bu ilgili kurumlara haber verilerek düzenlenen bir eylem. Onlarla işbirliği halinde düzenlenen bir eylem. O zaman bir ricada bulunmuşlardı. Yani bu şu an yoğunluğumuz çok fazla. Evet. Bunu daha sonraya alabilir misiniz diye. Bizim de tabii belli zamanlarımız var bunu yapabileceğimiz. AKP'nin toplandığı zamanları biz tercih ediyoruz. Yılda 4 kez toplanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Bütün bu 47 üye ülkeden vekiller gelip orada toplanıyorlar. Onların olduğu bir zamanda yapıp sesimizi daha gür duyurmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu Haziran'ı atlayınca bir sonraki dönemde önümüzdeki haftaya denk geliyor. Anladım. Dolayısıyla biz de önümüzdeki hafta yapacağız. Her zaman olduğu gibi yürüyüş olacak. Aynı yerde toplanacağız. Aşama aşama konseye doğru yürüyeceğiz. Konseyin orada taleplerimizi içeren mektupları sunacağız. Sloganlarımızı atacağız orada. Ufak bazı tiyatral eylemler olacak, dikkat çekici. Zaten o daha önceki yıllarda da gördüğünüz üzere bazı kostümler, böyle fotoğraflarda ilginç görünen, farklı görünen bazı kıyafetler böyle olacak. Böyle bildiğiniz bir iki slogan var mı bu seneyle ilgili? Aynı önceki yıllardaki olduğu gibi İngilizce sloganlar var. İşte geceken adalet, adalet değildir. İşte set them free, İngilizce özgür bırak ama gibi. Ama bu sefer bir adalet tahakkuk etmiş, onun takibi meselesi tabii, takibi var meselesi daha çok, evet. Evet yani. O konu vurgulanacak daha çok.
konseyin önünde bunlar yine söylenecek, mektup sunulacak. Ondan sonra yine ilerleyeceğiz. Bir de bu sene biraz daha bir güzel bir gelişme oldu. AHİM'e daha da yaklaştık. Bu platform kuruyorduk köprünün önünde. Evet. Bu platformumuz biraz daha AHİM'in tam önüne görecek şekilde yaklaştırdık onu. Yani doğru. AHİM'den daha rahat görülecek şekilde. Pencereden ileri, bizi görecekler direkt yani. Direkt canlı yayın olacak. Direkt, öyle pencereden el sallayanlar falan oluyordu artık. Aynen. Tabii tabii, o illaki dikkat çekiyordur. O kadar insan oraya bağırıyor. İşte hoparlörlerle evet. Şarkılar söyleniyor. Sloganlar atılıyor. Geçen sene değişik ülkelerden insanlar da vardı aramızda. Kuzey ülkeleri. Afrika'dan falan arkadaşlar fotoğraflamışlardı böyle. O da bizim bu tişörtlerden giymişler böyle. Hani bir haksızlık var. Kim olursa tabii, olsun haksızlığa karşı. Bu buluşma herkese açık bir buluşma. Evet. Adalet buluşması. Sadece biz hizmet hareketi mensuplarının haksızlık, onlara yapılan haksızlıkları orada dile getirmiyoruz aslında. Hepsi var. Ama tabii bizim organizasyonumuz. Dolayısıyla bizim konular ön plana çıkabiliyor. Bu da çok doğal. Yani kim yaparsa kendi konularını ön plana çıkarabilir. Ama o demek değil ki diğer bu haksızlığa uğramış kesimleri orada hiç düşünmüyoruz, zikretmiyoruz diye. Zaten bir demokrasiye, adalete dönüş olduğu zaman bu herkesi etkileyecek bir şey. Yani Türkiye'de adalete, demokrasiye dönülürse bu kapsayıcı olması gerekiyor zaten. Biz de onun için de faydalanacağız. Yine herkes bir faydalanacak. Sunucu olacak. Yani evet, sunucumuz sistem olacak. Abdullah Abdülkadiroğlu Bey, hatırlarsanız ekranlardan. Sağ olsun, o bu seneki sunuculuğu o üstleniyor. Ben de rica ettim. Semaver programında bu akşam adalet buluşmasını konuşacağız. Kısa da olsa bir katılır mısınız diye. O da kabul etti. Evet. İlerleyen dakikalarda bir ona bağlanacağız. Tamam. Müsait olunca. Abla abi özlemiştik. ondan da bir dinleyeceğiz bu eylemle ilgili olarak. Yani şöyle çok fazla ayrıntıya ben burada girmek istemiyorum. Önceki yıllarda hani, benzer eylemler olacak. Rum abinin neden bu kadar yani organizasyon alakalı neden bu kadar bilgiye hakim olduğunu da söyleyelim. Söylemek çünkü, lazım. Evet. Yani söylemediniz hani. Organizatör çünkü. Yok, organizatör. Heyet var içinde. Abi. Bu Fransa'nın bir. Ömer abi de direkt. Ya bir şey yok, bizim Rum abi hallediyor ya. Ya hemen ya. Milletin önünde. Abi ben bak milletin önünde havamı atıyorum şimdi. Şöyle söyleyelim abi. Bu sadece Fransa'nın bir organizasyonu değil. Evet. Avrupa genelinin üzerinde ciddi kafa yorduğu, maddi olarak destek verdiği, el birliğiyle yapılan bir çalışma. Fransa'da tabii ki bunun bir parçası. Fransa adına birkaç abimizle birlikte ben de o organizasyona destek olmaya çalışıyorum. Tabii bize düşenleri yapıyoruz. Yani Almanya'nın yaptığı çok önemli faaliyetler var. Zaten katılımcı olarak da ağırlıklı olarak Almanya'dan geliyor bizim abilerimiz, ablalarımız. Yani orada nüfus çok kalabalık olduğu için. Strasbourg bizim abi şimdi. Yani Strasbourg Almanya'ya saygımız var. Ama bizi aşan bir şey tabii. Strasbourg sınır. Evet. Bir şey ya, demiyorum. Bizim ama yani o Alsace-Lorraine olayları, Birinci Dünya Savaşı eskisi onları karıştırmayalım. Fransa'da ya. O bitti evet. O konu kapandı. Fransa'da Strasbourg yani. Yıllar veya kan döküldü ama vallahi oraya gitmeye niyetim yoktu yani. O konuda o kadar. Ama hani Fransa ama, olarak ev sahipliği ama, yapmanın da bir şeyi var. Ev sahipliği yapılıyor da abi. Yani bu katılanlar, o organizasyondaki faaliyetler bizim tek başımıza yapabileceğimiz evet. Şeyler değil. O yüzden bir ortak bir sayılar nasıl var. Gelişti ilk yıla oranla? Abi şöyle ilk yıl 2000 civarında katılımcı olduğunu biz biliyoruz. 2000'i aşan bir katılımcı vardı. Bir önceki yıl 3000 civarında 3000'i aşan bir katılım olduğunu biliyoruz. Bu sene de yine en az 3000'i aşan 3500'leri bulan bir katılım bekliyoruz. Çok önemli orada katılımın yüksek olması, daha çok insanın işte kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, gençliğiyle. Mesela bir arkadaş diyelim ki hani tereddüt ediyor. Ben geleyim mi, gelmeyeyim mi? Ya bir ben gelsem neye yarar? Yani bir kişi mi değiştirecek olayı? Abi çok önemli. Veya bunu yapmamızın neye faydası var? Hani biz bunu yapan bir şey yani böyle bizim bir adetimiz daha yoktu. Daha önceden yaptığımız bir ne diyelim abi? Tepki usulü değil gibi görünüyor. Hani çok geçmişte evet, alışa geldiğimiz bir evet, tepki yani tepki usulü değil. Baktığımız zaman eskiden Türkiye'de bunu çok uygulamıyorduk. Ya bu metotları sokağa çıkıp sesimizi duyurma ama o Türkiye'nin şartlarıydı. O zamanın şartlarıydı. 90'ları düşünelim. 2000'ler evet. Neyse hani Türkiye'de 20, hala yapamazsın, yapamıyorsun ki. Şimdi, sokak röportajı evet. Yapıyor adam alıp götürüyorlar yani yürüyüşü boş ver. Oranın şartlarında o zaman için böyle bir karar alınmış yani. Bu hizmet hareketi böyle organizasyonların içinde olmaz diye bunun çok anlaşılır sebepleri var o zaman için. Ama tabii şimdi Avrupa'dayız. Bu Avrupa'da sesini duyurmanın en etkili yollarından biri bu. En etkili. Ya hatta bunu yapmadığınız zaman bizim muhataplarımız da bunu bu eylemler başlamadan önce diyorlardı. Anlatıyoruz haksızlıkları. Peki neredesiniz bunu değil duymadım mi? Daha önce. Siz hiç böyle bir şey yaptınız, sesinizi çıkardınız mı, bir eylem yaptınız mı, duyurdunuz böyle bir gayretin içinde oldunuz mu? Yok, olmadık. Yani böyle bu kadar büyük bir şey yoktu o zaman. Ufak ufak yapılıyordu yani farklı bölgelerde. Yani bu sorularla muhatap olunabiliyor. O yüzden
Avrupa'da bizim sesimizi çıkarmamız bekleniyor, olması gereken bu. Böyle işliyor ya, buradaki sistem böyle işliyor. Ya karınca neslini korumak için yürüyüş yapıyor bu insanlar, evet, yani. Tabii. Yani ona alış, yani ona alışmış toprak, bu topraklar. Neden yani yapıyoruz? Avrupa'da şartlar bunu gerektirdiği için, böyle bir ortam olduğu için biz de bunu yapıyoruz. Demokratik bir hak olarak, demokratik ülkelerde demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Sayı önemli mi? Elbette çok önemli. Yani orada kesinlikle bir 10-15 kişinin bağırıp çağırması var, 1000 kişinin var, 5000 kişinin var. Yani biz 3000'i aşar diyoruz ama keşke 5000 olsa, ki olabilir de. Yani bence herkesin şöyle düşünmesi lazım. Bu tabii sene başına, Ekim ayına alındı. Biraz daha yoğunluklar olabiliyor. Gençler için belki okullar başladı, sınav dönemleri var ama herkesin, benim kanaatim, şöyle bakması lazım bu olaya. Mesela o bir gün ya. Yani bir gün ama bir, şöyle bir bakış açısıyla onu, bakılırsa abi, yani bir örnek vereceğim. Yani Türkiye'de çok yakınlarımız, annemiz, babamız, evliysek, o yaştaysak, çocuğumuz diyelim ki, amansız bir hastalığa düçar olmuş maalesef diyelim ve ölümle pençeleşiyor. Biz de bir şey yapacağız, atıyorum Strasbourg'a gidip oradan bir ilaç var, onu alacağız ve onu gönderebilirse kurtulacak. Yani biz nasıl bir gayretin içine gireriz bunun için? Ya gerekirse hiçbir vasıta bulamazsak yürüyerek gideriz değil mi abi? Gideriz. Yani böyle bir buradan bunu, oraya yürürüz. Kafamızda bunu canlandıralım ya. Yani sevdiğimiz bir insan, çocuğumuz, annemiz, babamız, kardeşimiz böyle bir hastalıkla mücadele ediyor olsa, biz bunun için ne gerekiyorsa yaparız. İşimiz mi var? O gün ne olacak? Ben bir gün gitmeyeyim, bir hafta bir gitmeyeyim gün diyebiliriz. Ders mi? Tamam. Her şeyin tabii bir yerine koymak lazım. O kadar uçlara belki gitmemek lazım ama yani ayarlayabiliriz. Ben buna inanıyorum. Evet. Ve bu durum ona benziyor. Tamam, bizim yaptığımız bu buluşmayla, eylemle her şey bir anda çözülmüyor. Çözülmeyecek de, yani böyle bir iyimserliğin içine, saf iyimserliğin içine girmemek lazım ama bize düşen, hani vefa borcu olarak bu var. Burada bizi sınırlayan, ondan sonra bizim bu eylemi yapmamızı engelleyen hiçbir şey yok. Hani kanuni anlamda ve diğer türlü engeller yok. İşte biz de programımızı ayarlayıp orada olabilirsek, elimizden geldiğince niyetimizi ortaya koyarak, vefamızı ortaya koyarak orada bir şeylerin düzelmesine katkı sağlayacağız. Yani yıllar geçecek, bunlar, bu sıkıntılar elbette düzelecek bir gün. Böyle devam edemez ama evet, biz geriye baktığımız zaman diyeceğiz ki ben işte 2024 yılında oradaydım. Yani Strasbourg'da bu haksızlığı haykırdım. Arkadaşlarım, kardeşlerimizin, ben kurtulmuştum. Ben burada herhangi bir baskıyla karşı karşıya değildim. Onlar adına gittim diyebileceğiz. Bunu yapmazsak tabii ki haklı gerekçelerimiz varsa vicdanımızı dinlemek lazım. Yani vicdanımız tabii ki senin şu an gitmen zor diyorsa gidemezsiniz, o ayrı ama vicdanımız yalan söylemez diye düşünüyorum. Eğer hakikaten programlarımızı ayarlayabiliyorsak, şu ana kadar yani gitmiyoruz diye programladıysak bile bugün bir bakıp acaba ben ayarlayabilir miyim? O günkü işimi şu güne kaydırıp böyle bir şey yapabilir miyim? Hayati bir konu bu bence. Biz semaver olarak oradayız inşallah. Oradayız abi. Kesinlikle. Evet. Bu arada Abdullah abi girmişse... Yani Abdullah abi de isterseniz de bağlanalım. Bağlanalım bence. Özür olur, ondan da bir dinleyelim. Evet. Davet etmiştik. Bağlanıyoruz. Evet, Abdullah abi de bağlandı. Evet. Abdullah abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz umarız. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Sizi gördük, heyecanlandık. Bizim abi, bizim program çok enteresan bir program. Yani sesin nereden geldiği, kimin konuştuğu belli olmuyor böyle. Bir anda. Abi bu iyi bir şey mi teknik olarak, hani bu işleri bilen biri olarak iyi bir şey mi? Hocamız olarak da diyebilirsin. Hocamız olarak ne dersiniz bu konuya? Sesin nereden geldiğini belli olması lazım. Yok abi, bu yeni bir format. Bu çok meşhur bir format şu anda. Bence güzel yani. Allah razı olsun. Siz böyle diyorsanız ne? Evet. Yani aslında bu yeni bir format değil yani. Bunu eskiden show programlarında yaparlardı. Bu şu anda böyle daha böyle talk show'larda biraz daha yeni bir format olarak ortaya çıktı. Ama bayağı eskiden de yapılan bir şeydir. Evet. Bir şey yani. Böyle hani... yani görünmeyen biri de var abi. O Erdem, evet, Bey görünmüyor. Evet, evet, o ilginç oluyor. Görünmeyen biri. Sadece sesiyle var. Evet, evet, abimizin yani duygu ve düşüncelerini alalım. Çok güzel bir yani... Müthiş bir programın diyeyim ben. Evet, sunuculuğunu yapacak kendisi. Aslında Abdullah abi hepimiz, herkes tanıyordur değil mi? Yani geriye yani Abdullah abi'yi tanıtmaya gerek yok bence. Tanımayan var mıdır? Ben çok üzülürüm. Yeni nesil, yeni nesilden olabilir abi. Yeni nesilden yani, belki. 15 yaş altı, 20 yaş altı olabilirse, yoksa onun üzerindekiler, 20 yaş üzeri herkes televizyonlardan tanıyor. 15, evet. 15 18, 6 pek yani şey yapamayabilir bazen. O zaman sizi böylelikle ekrana taşımış olalım Abdullah abi. O jenerasyona da sizi tanıtalım. Olur abi, nasıl istersen. Evet. Ayrı bir programda mı diyorsunuz? Oldu, keşke ayrı bir programa şeyini sonra alsak değil mi? Tabii sözünü alalım. Sözünü alalım. Abdullah abinin hikayesini de dinleyelim bir ara. Evet. Abdullah abi yani memnuniyetle, ne demek?
Bir zamanlar Samanyolu televizyonu vardı ve onun en büyük sunucularından biri de Abdullah abimizdi. Yeni nesle, yani bu cümlem yeni nesle. Eskiler tanırlar. Her gün görüyorduk yani. Her gün her gün görüyorduk. Evet. Biz isterseniz hemen konuya dönelim. Evet, Abdullah abi, önümüzdeki hafta malum Strasbourg Adalet Buluşması 3. kez düzenlenecek Strasbourg'da. Çok anlamlı bir etkinlik. Biz biraz içeriğinden bahsettik. Neler olacağından, orada bizi neleri beklediğinden. Yine daha önceki yıllarda olduğu gibi çok böyle coşkulu bir bayram havasında bir faaliyet bekliyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Siz de eksik olmayın, bu programın sunuculuğunu yapmayı kabul etmişsiniz. Onun için ben bizler yani teşekkür etmek istiyoruz aynı zamanda. Hem de sizin hislerinizi almak istiyoruz bu konuyla ilgili. Estağfurullah, ne demek yani, benim için bir onurdur. Geçen sene de aynı programda ben ekran, bu sefer yayındaydım yani. Bütün o programın yayını boyunca onu aktarmaya çalıştık. Bu sene öyle bir teklifte bulundular arkadaşlar. Dediler orada sahne sunuculuğunu sen yapsan diye. Biz de tabii ki dedik yani, seve seve. Sonuç itibariyle hepimiz aynı dertten muzdarip insanlarız. Evet. Yani evet. Hepimizin bir Türkiye'de bir hukukun uygulanmamasıyla, bir yargının hak ve adaleti kaldırmamasıyla ilgili bir sıkıntımız oluştu. Bunun içerisinde cezaevinde kalanlar oldu, sürgüne gidenler oldu. Biz de hasbelkader cezaevine girmedik ama bayağıdır, bir 8 yıldır bir sürgün hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte de çok büyük kendimize göre sıkıntılarımız oldu. Yani herkesin kendine göre sıkıntıları vardır. Bizden çok daha büyük sıkıntılar yaşayanlar oldu kesinlikle. Ama bizimki onların yanında hiç kalır. Ama kendimize göre de sıkıntıdır yani. Tabii bu mücadeleler ses duyurularak yapılır. Yani böyle oturduğunuz yerde hak ve adalet mücadelesi olmaz. Çünkü şu anda bizim karşı karşıya kaldığımız süreçler siyasi süreçler. Yani bunlar birer siyasi dava. Hepimizin yargılandığı davalar siyasi dava. Bu davalarda hakimlerin böyle hukuku uygulayarak, kanunlara bakarak falan karar vermelerini çok fazla beklemiyoruz. Bu davalarda siyasi olarak bizim bir haksızlığa uğradığımızın, suçsuz olduğumuzun ne kadar çok haykırılmasıyla ilgili biz hem suçsuzluğumuzu ortaya koyacağız hem de hakkımızı arayacağız. Yani ben aslında şöyle desem belki daha doğru olabilir. Siyasi davalar mahkeme salonlarında kazanılmaz, meydanlarda kazanılır. Yani mücadeleyle kazanılır. Evet. Ne kadar çok sesini duyurursanız, ne kadar çok mücadele ederseniz o şekilde kazanabilirsiniz. Yani hukukun uygulandığı dönemlerde mahkemelerde de kazanılabilirdi. Mesela Türkiye çok farklı siyasi süreçlerden geçti. 12 Eylül diyelim mesela. Yine bir darbe süreci. Ama 12 Eylül'ün hakimleri, ben o zaman çocuktum ama biliyorum yani, babamdan dolayı biliyorum. Onun da bir sürgün hayatı olmuştu. 12 Eylül'ün hakimleri hukukun dışına çıkmadılar. 12 Eylül'ün yöneticileri çıkmış olabilir. Ama 12 Eylül'de bir suç işlediğinizde, diyelim ki gazetecisiniz. Bir suç işlediniz. Yani suç dediğim şey, haber yaptınız. Mesela o zaman belli haberleri yapmak suç diyelim. Ama bunun cezası kesindir. Mesela ben o zamanlar gerek babamdan olsun, gerek başka gazetecilerden hatıraları dinlerken, bir suç işlediniz diyelim, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kapsamında. Cezası bellidir. Bir ay girersin, hapis yatarsın, çıkarsın. Bellidir yani. İşlerken de bilirsin sen girip çıkacağını. Fakat burada böyle bir şey yok. Evet. Mesela bu hafta kız çocukları davası dediğimiz bir dava oldu. Evet. Yani 529 sayfalık bir iddianame hazırlamış savcı, oturmuş. Evet. Bunun içerisinde bir tane suç delili yok. Ya bir tane suç delili olmaz mı bir tane? Yani 529 sayfa yazıyorsun. Bir tane suç yok ya. En ağırı orada şeydi, AVM'ye gitmek vardı. Ben, o çok dikkatimi çekti. Herhalde en ağır. Yani işte, yani ağırlıklarını kıyaslayalım. AVM'ye gitmek, bowling oynamak, birlikte yemek yemek. Hangisi daha ağır sizce? AVM çok ağır duruyor abi ya. Bence de bowling ağır duruyor mesela. Niye topları hep belki devrememiştir yani. Yani maalesef ya. Maalesef. Kenara düşmüştür. Maalesef. Ya da mesela yemekte söylediği menü savcının sevmediği bir şey olmuş olabilir. Ya ne kadar büyük bir sürü. Yani bu ne kadar büyük bir saçmalık. Ve bunlardan dolayı insanları şu anda, kız çocuklarını, ve daha da büyük bir ayıp yani. Evet. Yani bizim hani
çocuk ya sonuçta bu. Çocuk diğer taraftan kız çocuğu üstelik, değil mi? Evet. Ne kadar büyük kayıp yani. Yani şu anda ben şuna benzetiyorum. Bunların yaptıklarını, cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri gömen zihniyet var ya. Evet. Bundan hiçbir farkı yok. Gömme yasak olmasa gömerler de. Bunu da yaparlar. Evet. Yaparlar. Bundan hiçbir farkı yok. Yani kız çocuklarını sen terör suçlusu gibi yaptıkları işlerden dolayı getirip mahkeme salonunda yargılamak, cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri gömen zihniyetten hiçbir farkı yok. Evet. Maalesef. Evet. Şimdi abi şimdi ne yapacaksınız? Buyurun. Bunlara karşı sesinizi yükseltmek zorundasınız. Yani bunlara karşı hak, hukuk, adalet aramak zorundasınız. Bunlara karşı birlik, beraberlik içerisinde ne kadar çok ses yükseltilebilirse onu yapmak zorundasınız. Bizim elimizde başka bir argüman yok. Biz uğradığımız haksızlığa, hukuksuzluğa karşı birlikte olup sesimizi yükselterek hakkımızı arayacağız. Bakıyoruz ki bu rejimin mahkemelerinden hukuk çıkmıyor, adalet dağıtılmıyor. Bu rejimin mahkemelerinde yargı gerçekten hak ettiği şekilde işlemiyor. O zaman biz de sesimizi bu rejimin mahkemelerinin de üstünde olan, Türkiye'nin anayasasında yer alan, uluslararası hukuka göre imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sesimizi duyurarak oralardan hak ve adalet arayışında bulunacağız. Yani abi şimdi siz de tabii bu hislerle bu programın sunuculuğunu yapacaksınız. Yani şu anda hisleriniz de hakikaten kabarık ve o güne manen hazırlanıyorsunuz böyle. Biraz da o hislerinizi alalım. Yani sizce nasıl bir gün olacak? Şimdi geçen sene de ve önceki sene de her sene tabii ki bilinç artıyor insanlarda. Evet. Bilinç arttıkça da buna katılımın artacağını düşünüyorum. Yani her taraftan mümkün olan herkes Avrupa'nın farklı yerlerinden gelebildiği kadar gelmeli. Yani orada ne kadar çok insan olursa, ne kadar çok kalabalık olursa, ne kadar çok ses duyulursa bu bir mesajdır. Dedim ya siyasi davalar meydanlarda kazanılır diye. Meydanlardan sesiniz ne kadar güçlü çıkarsa bu bir mesajdır. Bu karşıdaki hukuksuzluğu uygulayanlara da bir mesajdır. Sonuç itibariyle bu hukuksuzluğu uygulayanlar yaptıkları işin bir suç olduğunu aslında biliyorlar. Yani bu tür rejimlerin en zayıf halkaları kimlerdir biliyor musunuz? En zayıf halkaları bu tür rejimlerin hakimlerdir. Çünkü onlar tetikçidir. Siyasi iktidar onları öne sürer ve hakimler en zayıf halkalardır. Onlar verdikleri kararlardan dolayı yargılanacaklardır ileride. Hukuksuzluklardan dolayı, yaptıkları, işledikleri suçlardan dolayı. Bir hakim nasıl suç işler? İşte bir hakim şöyle suç işler. Geçen bu hafta görülen o kız çocukları davasında hiçbir suçu olmayan kız çocuğunu sanki bir suç işlemiş gibi mahkeme salonunda sorgulamaya kalkmak bir suçtur. Evet. Hakim bu suçu işlemiştir. Oraya hiçbir suçu olmayan çocuğu çıkarttın ve sen onu orada sorgulayıp bir suç üzerine atmaya çalışmakla suç işledin. Bakın aslında hukuk dağıtması gereken, yargılı uygulaması gereken kişi aslında suçluları yargılaması gereken kişi, suçsuz bir kişiyi, bir çocuğu oraya çıkartıp suçlu konumuna düşürdü kendisi. Suç işledi. Evet. Yani işte bunları ne kadar çok duyurabilirsek, hem sesimizi yükseltip buradaki haklılığımızı ortaya koyacağız, hem de bu insanların, bu suçları işleyen insanların yarın bir gün yargılanmalarını sağlamak gerekir. Yani hiç kimse elini kolunu sallayıp da bu kadar insana zulmettikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edemez. Etmemeli. Bunun hesabını vermeli. Bir de abi olduğumuz için evet. Pardon. Bir de olduğumuz coğrafyanın tabiatına uygun hareket ediyoruz. Yani bu coğrafyalar demokrasiyi içine sindirmiş coğrafyalar. Burada bu işin yolu bu yani. Evet. Tabii ki yani Avrupa'dan bahsediyorsunuz. Evet. 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 Tabii ki yani burada mesela şimdi biz burada çok eylem görüyoruz. Yani bir bakanı protesto eden insanlar toplanıyorlar. O bakanın evinin önünden protesto ederek yürüyorlar ve o bakan da onları pencereden seyrediyor. Buna tahammül ediyor. Kendisini eleştirmelerini bir hak olarak onlara veriyor o hakkı. Evet. Bunu yadırgamıyor. Fakat mesela geçen hafta yine o kız çocukları davasında hakim Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu kendisini Twitter'da eleştirdiği için salondan çıkarttı. Yeah.
Evet. Yani bu hiç tahammül yok yani. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir zihniyet yani? Evet. Bu tahammülsüzlük niye biliyor musunuz? Bu tahammülsüzlük suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor. Suçluluk psikolojisi ayarlarını bozuyor. Ayarları bozulduğu zaman sinirleri bozuluyor. Saldırgan oluyorlar. Kendi suçuyla yüzleşiyor. Kendi hatası. Hepsi farkında abi. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Mesela Gergerlioğlu tweet atmış. Hakimin sanıklara sorduğu soruları yazmış Twitter'da. Şimdi o hakim o sanıklara sorduğu soruları bir hakim gözüyle baktığında saçma buluyor. Ve sinirleri evet. bozuluyor adamın. Dolayısıyla ayarları bozuluyor ve diyor ki sen diyor bunu yapamazsın çık dışarı diyor. Evet. Yani bu aslında neresinden bakarsanız bakın bir kısır döngü içerisine girilmiş bir durum var. Çıkılamıyor. Ha, işin diğer tarafına isterseniz geçelim. 19 yaşında bir çocuk. 26 tane suç kaydı var. Bir polis işe girmiş. 27. suçunu işlemiş. 26 suç kaydı var. 27. suçunu işlemiş. Hırsızlık yapmış. Polis de ona operasyon için evine gidiyor. Polisin belindeki silahı alıyor. Polis ateş ediyor. Polis gencecik bir kadın polis şehit ediyor. Evet. Şimdi bu nasıl sokakta dolaşıyor? 19 yaşında ve 26 suç sığdırmış, 27 suç sığdırmış hayatına uyuşturucu, cinsel istismar, ondan sonra hırsızlık, adam yaralama, gasp hepsi var. Bu adam nasıl sokakta dolaşıyor? Bu adam sokakta dolaşıyor ve sen kalkıyorsun bu kız çocuğunu arkadaşlarıyla ders çalışıp daha düzgün bir insan olabilmek, üniversiteye gidebilmek ve başarılı bir ülkesine gelecek sağlayabilecek bir çocuk olma arzusundaki bu çocuğu çıkartıyorsun ve yargılıyorsun. Ama bir tuhaflık da şöyle abi, yani şimdi bir caniyi dışarı çıkartma çabasının yanında bir masumu içeri atmanın çabası, yani yargı o hale geldi. Ülke o hale geldi abi yani. Ülke o hale geldi. Bakışlar o hale geldi. Şaştı yani, evet. Sistem o hale geldi. Bakın niye bugün Türkiye suç merkezi haline geldi? Uyuşturucu çeteleri Türkiye'de. Evet. İçişleri Bakanı her gün Twitter'dan video yayınlıyor. Yani her gün uyuşturucu çetelerine operasyon yapılıyor. Ama Türkiye'de de uyuşturucu çeteleri Türkiye'den bir türlü vazgeçmiyorlar. Evet. Niye? Çünkü adam her gün operasyon yapsa da biliyor ki 5 gün sonra çıkacak tekrar. İşine devam edecek. Yani bu bir meslek haline gelmiş. Türkiye nasıl bu hale geldi? Türkiye göz göre göre bu hale geldi. Yani evet. Bu kadar basit. İşte bugün Strasbourg'da hak arayanlar Türkiye'nin bu hale gelmesine aslında ya sadece kendileri için değil, kendilerine uygulanan hukuksuzluk için değil, Türkiye'nin bu hale gelmesine de aslında itirazı olanlar. Türkiye'de iyi insanlar görevlerin başındayken uyuşturucu çeteleri, hırsızlık çeteleri. Ya ben bakın, ben gazeteciyim. Ben Türkiye'de kapkaçın bittiğini biliyorum ya. Bittiğini biliyorum. Ama bugün... O günleri gördük maalesef. Türkiye, evet. Ama yani işte. Bugün neyi görüyoruz? Bugün haberlerde neyi görüyoruz? Suç örgütü liderinin şoförlüğünü bir polis yapıyor mesela. Evet. Yani kimse güvende değil Türkiye'de artık. Bir de artık şaşıramayacak hale de geldik abi. O kadar şaşırılacak şey oluyor ki. Evet. Yani hiçbir şey normal olmuyor yani. Hiçbir şey normal işlemiyor. İşte bir olay yapılıyor, üstüne şaşırdık mı yazıyoruz? Şaşırmıyoruz. Evet. Artık şaşırmıyoruz. Niye şaşırmıyoruz? Yani bence bu sadece bu Türkiye'den sürgüne çıkmış, Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış, Türkiye'de yaşamayan insanların sorunu değil. Bu aslında Türkiye'de yaşayanların da sorunu. Fakat onlar seslerini çıkaramıyorlar vesaire. Ama insanlar, bakın siz sesinizi çıkartmadıkça, eleştirmiyorum yani, orada öyle bir rejim altında sesini çıkartmak ne kadar kolay, onu da bilmiyorum. Çok normal ya buradaki durum, evet. Fakat yani. Şunu gördük ki mesela bu yerel seçimler sonrası, iktidar böyle bir tökezlediğinde bir anda konuşanların sayısı arttı. İnsanlara bir cesaret geldi, sokak röportajlarında konuşmaya başladılar. Evet. Biz ne zaman bu ülkede hukuku tam olarak tesis ederiz? Bu senin davan, bu benim davam, bu senin sorunun, bu benim sorunum demediğimiz zaman. Evet. Yine lafı getireceğim kız çocukları davasına. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir Allah'ın kulu yok? Evet. Her tarafta diyorlar ya işte bu ülkedeki hukuksuzluğun karşısında biz varız, hakkını alamayan herkesin hakkını biz alacağız diye. Bu çocuklar bu ülkenin çocuğu değil mi? Evet. Yani kendilerinden olmadığını düşünüyorlar ki. Evet. Annesi babası velev ki başka şeylerden yargılanıyor. Sen bu çocuklara nasıl bu haksızlığı yapıyorsun? Bunlara da sahip çıkman gerekmiyor mu?
Ama rejimle anlaşıp benim önümü açsınlar, ben de küçük bir Erdoğancık olayım diye önüne bakıyorsan ses çıkartmasın tabii bunlara. Evet, bütün bunlar için sesimizi yükseltmemiz lazım abi, dediğiniz gibi. Önümüzdeki hafta inşallah. Bir de orada kalanları da, yani hani onlara da bir şey, yani ne yapabiliyoruz? Tabii abi, yani bizim bir engelimiz yok burada çünkü. Neticede bir yarımız orada abi. Yani o insanları da düşünerek bence o ruhla oraya gitmeli. O ruhla... Ya bu bir borçtur abi, bu bir vefa borcudur. Yani sen şimdi çıkmışsın ülkenden, tamam, burada oradaki baskı ortamından çıkmışsın. Yani her nimetin şükrü kendi cinsindendir ya. Evet. İşte Allah bize bunu nasip etmiş ama bunun da şükrünü vermemiz lazım. O da nedir? Mücadele edeceksin yani. Ses duyuracaksın. Evet. O insanlar için. Dolayısıyla yani bilmiyorum, hani ben orada bana hasbelkader böyle bir görev teklif edildi. Kabul ettim. Ama oraya gelecek olan insanların mutlaka duyarlı olduklarını düşünüyorum. Daha fazla insanın gelmesi gerekir. Ne kadar çok insan gelirse o kadar çok ses çıkar. Bu son derece demokratik bir hak arayışıdır. Yani zaten Avrupa'nın göbeğinde demokratik olmayan bir hak arayışına izin vermez hiç kimse. Tabii, evet. Bildiğim kadarıyla geçen seneler de böyleydi. Yasal olarak isimleri alınmış. Tabii ki abi, zaten bir şenlik havasında geçiyor Abdullah abi, biliyorsunuz. Gerekli yerlere bildirilmiş, hepsi uygun görülmüş. Tabii. Tamamen bir çok demokratik, son derece demokratik bir hak arayışıdır. Sizi zorlu ama bir o kadar da mukaddes bir görev bekliyor abi diyelim. Ya estağfurullah abi. Ya, yani mukaddeslik falan değil yani, aslında buraya gelen insanların... çabaları daha değerli bana göre. Allah razı olsun. Yani oranın o havasını, sunuculuğu, insanları ne bileyim işte moralize etme, onlara gerekenleri söyleme. Bu görev size düştü bu sene inşallah. Biz görevinize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bizler de orada olacağız, Semaver ekibi olarak. Evet. Görüşürüz. Belki böyle nasip olur bir küçük röportaj alırız orada gene sizden abi. Estağfurullah. Çok teşekkürler Abdullah abi, vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Yani önümüzdeki hafta programımız seviliyor, takip ediliyor, onu da biliyorum yani. Evden biliyorum. Öyle, teşekkürler. Sizlerin evine kadar geldik evdekleri yani. Evdekleri de selamlar o zaman. Yeme çocuklara herkese selamlar. Pek selametle kalın. Allah razı olsun. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Evet, hayırlı günler abi. Evet, Abdullah abi de çok teşekkür ederiz. Dolu dolu şimdi bu şeyle, bu manevi durumla yani, o sunuculuğu yapacağını düşünüyorum da. Bu Abdullah abi önemli noktalara temas etti. Yani şu an devam eden, esasında tamam biz 8 yıldır süren haksızlıklar var. Onları dile getireceğiz, çağrıda bulunacağız. Karar, Yalçınkaya karar uygulanacak, uygulansın diyeceğiz. Fakat şu an Türkiye'deki manzara da ortada. Yani bu geçtiğimiz hafta içinde görülen kız çocuklarıyla ilgili dava. Çok ayrıntılara girdi. Abdullah abi söyledi onları. Hakikaten artık bu iş nereye varıyor? Bir soykırıma doğru mu gidiyor? Yani sizin bu ülkede yaşamaya hakkınız yok demeye mi geliyor? Yani birkaç kişi bir araya gelip istediği aynı düşüncede olan insanlarla buluşamıyor. Yani bu ortaya çıkıyor. Önceki haftalarda Finlandiya raporu vardı. Finlandiya insan hakları raporu. Oradaki vahim iddialar var ve bunu destekleyen birçok beyan oldu daha sonra. Yani ben de bunları duymuştum diye. Evet. Hakikaten bir yandan bunlar olurken Türkiye'de işte Narin hadisesi yaşandı. Bir kız çocuğunun katledilmesi hunharca. Tabii ona herkes bir tepki gösteriyor. Ya sosyal medyada ona tepki gösterince, çünkü kimse bir şey demiyor. Yani bunu kolay ama bizimle ilgili konularda maalesef görmezden geliyor toplumun çoğunluğu. Yani öyle bir sıkıntı var. Ve herkes mi hemen ya? Herkes mi? Hani sağı, solu, ortası, arkası, önü yok ya. Her taraftan bir sessizlik var yani. Evet. Tabii çok artık hani... çok hani normalleşmiş bir mesele. Benden değil diyor ya. Yani o Abdullah abinin dediği de oydu. Abi, benden değil ya. Bitti. Ne olursa olsun. Şöyle abi, ben artık stand-up yapanlar, stand-up programları var. Yani stand-up artık yapan çok olduğu için ve YouTube'a yayınlıyorlar. Abi artık stand-up, hani onlar bile hani şeylerin içinde, programların içinde geçen iki tane karşıma geldi. Yani bir bölüm var artık, hani bu mesele. Cemaate vurma. Yani cemaate vurma bir şeyi. Ve öyle ondan vuruyorlar şey, ki hani onunla uydurarak. Evet yani. Çünkü çok konforlu bir eylem o. Yani hani kimse bir şey diyemez. Yani, evet yani. Tabii. Puan topluyor oradan. Başka konulara, mesela seyirci başka konulara çekiyor stand-upçıyı. Diyor ki
Yani ben söylersem sen arkamda durmayacaksın diyor yani. Yiyorsa onu söylesene. Evet. Buraya vurmak en kolay. Evet. Ve şey var. Toplumda da bir karşılığı var. Evet. Vurunca abi 8 yıldır çok yani. Ağır bir propaganda var. Onu görmek lazım. Bu propagandaya yetişen bir nesil var. Diyelim 8-10 yaşında buna maruz kalmaya çalışıyor. Şu an 18 yaşında. Evet. Yani bu realiteyi görmek lazım. Yani bunlarla karşı karşıyayız ama ben inanıyorum ki günün birinde eşit imkanlar sağlandığı zaman, bir demokrasi ortamı olduğu, ifade hürriyeti sağlandığı zaman bunlar izale edilecektir. Yani bu işlerin iç yüzü anlatılacaktır. Yapılan haksızlıklar var zaten. Bu çok net görünebilecek şeyler zaten. Anlatmaya da gerek yok. Yani şu an soykırıma varan uygulamalar var. Bence büyük bir kesim olanı biteni görüyor. Evet. Ama o sessizlik ya kasıtlı bir sessizlik ya işine gelmiyor. Yani var bir şey. Abi bu kadar zulmün görülmemesi mümkün değil yani. İnsanlar bu kadar kör olamaz yani. Biz de abi görmedik dememelerini sağlamamız lazım. Ya sesimizi çıkarıp gösterip tabii. Daha sonra ya ben duymamıştım demesin kimse. Yani her şey sizin gözünüzün önünde oluyor. Bak işte burada sesimizi çıkarmaya çalıştık. Sizlere çağrıda bulunduk. Ya Türkiye'de mesela bence Türkiye'deki arkadaşlarımızın oradaki insan hakları kuruluşlarına, vakıflarına, insan hakları konusunda ön plana çıkmış kişilere de işte maillerle, mektuplarla, farklı şekillerle sosyal medyadan ulaşmaya çalışmaları lazım. Yani günün birinde bu işler bitince, dönecek, sıkıntı binince bitecek. Yani ben duymamıştım, kimse bana gelmedi demesin. Biz sana işte atıyorum İşçi Partisi'nden böyle çok böyle popüler, gençlerin nezdinde popüler milletvekilleri var. Bunlar insan hakları şampiyonu yani güya işte her konuyu takip ediyor gibi ama bizim konularla ilgili hiçbir şeyde göremiyorsunuz bunu. Yani biz şunu demiyoruz. Hizmet hareketinin her şeyiyle savun. Bunların çünkü bunu yapması mümkün değil. Yani ideolojik olarak tamam tamına zıt. Haksızlığı. Ama haksızlığı burada tespit etsin. Yani kadınlara yapılan işte Finlandiya raporunda açıklanan bazı ihlaller var. Vahim ihlaller var. Şu an kız çocukların davası var. Ya bunlara karşı nerede bunlar mesela? Bunun bakın yani, cemaatle alakalı yani bir şeyle alakası yok. İnsani bir şey var ortada. Bir zulüm var. Orada küçücük çocuklara yapılan bir zulüm var ve iddiayı görüyoruz ya. Saçma sapan gözünü sevdiğim ya. Ya bunu görmemeleri mümkün mü ya? Yani biraz şeyimiz o. Hani sistem niye görmüyorlar dediğimiz kısmı aslında o. Yoksa dediğiniz gibi cemaati komple her şeyle savunmak kimseden öyle bir şeyimiz, bir beklentimiz yok. Ama haksızlık var ya ortada. Görüyorsunuz işte yani. Nasıl görmemezlikten gelirsiniz ya? Sistemimiz o. Bu son olarak abi şey Strasbourg Adalet Buluşması'na dönecek olursak orada katılımını teyit edenler arasında Enes Kanter de var ve onun dışında sürpriz bazı konuklar da olacak. Yani hem kamuoyunun yakından tanıdığı sosyal medya üzerinden onlar oraya hem katılacaklar hem sahnede konuşma yapanlar da olacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden bazı milletvekilleri de katılacağını teyit etti. Onlar da konuşmaya çıkacaklar bazıları bir değişiklik olmazsa. Hani onu da izleyicilerimize şimdiden söyleyelim. Orada hem çok eski dostlarını görüyor insanlar çok farklı şehirlerden dünyanın dört bir tarafına dağıldık Avrupa'nın dört bir tarafına atıyorum birisi İspanya'dan geliyor birisi Norveç'ten geliyor birisi işte İsviçre'den geliyor orada karşılaşıyorlar o çok manzaraları çok şey görüyoruz. Onun dışında da oldu. Ekranlardan geçen sene böyle doya doya yaşadım böyle hani bir daha göremem dediğim abilerimi gördüm orada. Ona da bir vesile oluyor. Onu da vesile söylemiş olsun. Olalım atlamadan. O aklımdaydı. Ama şeydir yani o yıllardır görüşmemişiz. Oturduk. Gene Türkiye'yi konuştuk. Gene oradaki arkadaşları konuştuk. Hani çok da uzun sürmedi. Sonra herkes o sloganları atmaya, yürüyüşe devam etmeye başladık. Yani hasretimizi 5-10 dakikada giderdik. Gerisini gene konuya ayırdık yani orada. Tabii. Öyle bir güzel bir ortam olmuştu. Abi, evet. Evet herkesi önümüzdeki yani, hafta Strasbourg'a bekliyoruz. Yani Avrupa'nın mutlaka her tarafında akın akın gelinmesi gerekiyor bence. Evet abi. Yani şu an bunu yapma zamanı. Her şeyin bir zamanı var, mevsimi var. Şu an mevsim sesimizi çıkarma, duyurma mevsimi. Bundan geçen hafta böyle genç bir grupla görüşüyorum. Böyle farklı farklı yaşlar arkadaşlar var. Liseli var, üniversiteli var. Ya arkadaşlar hani dedim hani geliyorsunuz değil mi Strasbourg'a? Abi tabii ki. Hani sorman abi hani dersim az var. Ben zaten 2 senedir geldim. Bu sene de geleceğim abi deyip hani liseli, üniversiteli. Geçen sene bir kızımla gitmiştik. Bu sene büyük ihtimal yine beraber gideriz herhalde. Çok güzel. Ondaki heyecan ben onu görmek bana yetti yani. O yaşta bir şeyler yapmanın gayreti içinde böyle hani bilmediği, tanımadığı insanların davalarıyla ilgili orada
bu bağırmanın heyecanını yaşamıştı. Bir de öyle bir yönü de var abi. Orası bir eğitim de sunuyor aslında. Tabii yani. Çocuklar bir şeyin duygusunu geliştiriyor. Tabii çocuklar haberdar oluyorlar çok yani. Çok anlamlı, çok faydası var. Yani nerede olduklarını, niye ya şey canlı kalıyor. O duygu ve hislerin canlı kalma meselesi oralarda yaşanıyor aslında yani. Bu yönüyle de bakmak lazım. Özellikle büyük çocukları olan ailelere buradan seslenmek istiyorum. Ben de yaşadım. Tecrübeyle sabittir tabii, diyorsunuz. Çocuklar çok heyecanlanıyorlar. Evet. Çok farklı bir şey yaşıyorlar. Ve bir şey yapmanın sevincini yaşıyor. Hani elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bari tabii, bunu tabii, yapalım tabii. Meselesini. Onu yaşıyorlar böyle. Çünkü onun o suçluluk yani, duygusu belki içinde tabii, büyüyor, gelişiyor tabii. Sürekli. Yani. Bir de o özellikle büyük çocuklarda şu var. İşlerinde bir birikinti var. Yani evet. Neticede ülkelerinden koparıldılar, okullarından koparıldılar. Geldiler buralara. Unuttu diyemeyiz. Unutmadılar onlar. Evet. Onun hani onu dışa yansıtıyor. O günü, o ayrılışı, o arkadaşlarından ayrılışı, o okulundan, abilerinden, ablalarından ayrılışının patlamasını yaşıyor da yani. İçini döküyor aslında. Bu yönüyle de bence bütün ailelere tavsiye ediyorum. Özellikle büyük çocuk olan ailelere mutlaka Strasbourg'da buluşalım. İnşallah evet. Oradayız. Biz de orada olacağız demiştik. Evet. Evet. Olacağız tabii ki. Olacağız. Başka türlü olmaz. Biz oradan da normalde bir yayın yapacağız yani biz. Hani Dersu'da yapmaya çalışalım diye. O sırada zaten canlı yayından da bazı geçen sene olduğu gibi. Evet, TR'yi hani farklı bir yayın kanallarından. Ama bizim yapacağımız kendi bakış açımızdan bir aynen. Blog gibi olacak. Aynen. Orada belki bazı katılımcılarla da kısa röportaj olabilir. Semaver nasıl yürür? Semaverce bir yürüyüş. Orada aktarmaya çalışırız. Evet. Yaklaşıyoruz mu? Sona doğru yaklaşıyorum. Ben de çay alabilirim abi. Çaylarımızı alalım. Evet. Bu arada yorumlarda kendimle ilgili ceketim ve beni böyle evet. Nerede diye soranlar olmuştu. Çok duygulandım. Hiç kimse arayıp sormayınca bir ara sanki sanki varlığımla yokluğum hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi oldu. Çünkü Rumi Bey sosyal medya çalkalanıyor. Bize birisi sadece ceketimi soruyor böyle hani onunla bile yetindim yani dedim gelin bir kişi de olsa sordu beni yani ama o da ceketimi hani benimle beraber ceketi sordu. Abi çünkü ceketin ayrı bir yeri var. Abi şöyle biz şahıslarımız aslında ön plana çıkarmıyoruz o ortaya çıkıyor buradan bu da sağlıklı bir şey yani marka değeri anlamında yani semaver ön plana çıkıyor. Yani gitse de fark etmiyor. Ya evet buraya gelir onu demek bu ceketi giyer bir başkası ceketi soruyorlar ya başkasına gideriz. Ay hala gömüyor ya. Böyle bir şey mümkün gibi geliyor. O yüzden ya bu sene hani Rum abi yeşil ceketi verdik artık onun ceketi de belli. Evet. Kaptırmam yani. Bu arada bilmem açayım mı açmayayım konuyu da biraz düşündüm. Yani Rumi abimizi sosyal medyadan, farklı mecralardan takip eder hale geldik. Yani sizi böyle şeye alanlar oldu, ne derler? Değişik ithamların, töhmetlerin altında koyan birileri oldu. Bilmiyorum. Abi biraz daha açık konuşabilir misiniz? Hani hayırdır ne oldu? Ya 4 yıl 5 yıl 5 yıl mı oldu? 4 yıllık arkadaşımda şu yani düşünsene bir okuyorum. Aa bu o mu dedim ya. Yani neler yazmışlar neler böyle evet. enteresan. Ondan sonra ben tabii o denilenlere bakaraktan Rum abi bir iki test ettim. Baktım yazılanların hepsi şey yani. İftira. Abi, fark etmedim ne zaman test ettiniz. Nasıl yaptınız onu hissettim. Ne yaptınız abi? O da benim. Ne yaptınız abi? Abi aslında şey mi yapsak? Orada yani yazılanları direkt kendisine sorsak mı Erdem Bey? Abi yani. Soralım hani böylece. Hani... Açık, şeffaf, net abi cevap bizim versin. Bizim cevap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok tabii. İşte yani, bu be. Sorun yok. Şöyle ben de gördüm bana arkadaşlarım mesaj olarak gönderdiler. Bir yerlerde görmüşler. Haberin var mı diye. Yoksa hani cevap ver bu ne değil de bak böyle bir şeyler yazıyorlar. Haberin olsun. Ben bir şey yapacaksan yap gibi belki öyle gönderdiler. Ben baktım bunu paylaşan kişilere. Belli mecralara yakın daha önceden de ciddi hizmetle ilgili eleştirileri olan bu olabilir. Ya ben buna bir şey demiyorum. Hizmeti eleştiren kendini dışında görüp ama eskiden bir bağı olduğu için geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak böyle ağır eleştirilerde bulunan gruplar bunlar. Ya benim gözlemlediğim o. Tabii eleştiri yapılabilir makul ölçülerde. Ben buna bir şey demiyorum ama o benimle ilgili yazdıklarında bir yargısız infaz durumunu ben sezdim. Yani tamamen altı boş
üzerinden de tek tek gidebiliriz dediğiniz gibi. Mesela şeyi sorabilir mi? Mesela demiş ki işte bu stüdyoyu kurmak için, bu yayını yapmak için 1 milyon dolardı. Abi nereye gitti bu para ya? Biz hala burada küçücük bir pastayı koyun bıçağıyla kesmeye çalıştık yani bu. Evet abi oradan... Abi pastamız var ama. Ama 1 milyon dolar gibi bir iddia var ortada 1 abi. 1 milyon dolar değil abi, 1 dolar dahi yani özel bunun için ayrıca... Ben bir... binine razıyım abi yani aile binine razıyım. Bu imkanları sağlayan abilerimize minnettarız, o ayrı. Hakikaten 4 sene önce sadece Semaver için değil tabii bu yani. Fransa'nın ileri görüşlülüğüyle, abilerimizin vizyonerliğiyle bu adımlar atıldı. Buradan birçok program çıktı. Fransızca yayınlar var. Fransızca konuşan frankofon dünyaya hitap ediyor. Merak eden yani. Her arkadaşı getirip bu stüdyoyu gezdirebiliriz. Tabii ya, bu Semaver için kurulmuş bir stüdyo değil, evet, hizmet için. Şöyle bir şey, stüdyo hani... İsmi büyük geliyor değil aynen, mi? Aynen, sanki stüdyo. Böyle aklımda Samanyolu stüdyosu gibi böyle büyük şeyler geliyor. Ya, bir yerin alt katında. Aslında bir tane var şey ya, mobil kameramız olacaktı. Şöyle etrafı bir gösterecektik neredeyiz. Ama her şeyi yapabiliyoruz. Yani o anlamda hakkını yemeyelim bu stüdyoyu kuralım. Aynen. Yok, tabii ki, tabii ki. Abi, hakikaten 4-4 bence. 1 milyondan, şimdi 1 milyon çok hala... Hani abart da bu kadar değil abi, evet, böyle olmamalı. Bu tabii bizim şahsımıza ilgili şeyler değil bunlar. Hizmete inanan, buradan bir hizmet çıkacağına inanan insanların yaptığı yatırımla ilgili bir şey. Bize bakan buradan özel bir gelir yok abi. Bizim öyle bir şeyimiz zaten hiçbir zaman öyle bir şeyimiz de... Torpil için ne diyeceksiniz? Şimdi abi bu gerçekten ben... Nasıl sıkıcı? Şimdi abi, şöyle... Şey, o listeyi evet, alıp da mı şey yaptınız? Tabii canım, elimde liste var. Şunu oradan söylemek istiyorum abi. Dedim ya, oradan tekrar gelecek olursak. Bunu yazan siteleri ben çok iyi niyetli görmedim. Yani yaklaşımları, ya bir tane saate doğruluk, güven, hesap verilebilirlik diye böyle üst başlık olarak kendi Twitter hesabında bunları yazmış. Ama ben bunların hiçbirini göremedim o şahıslarda. Bilhassa hani nefret, temelsiz suçlamalar, İftira. Ondan sonra iftiralar. Ya ben bunu gördüm. Şimdi ben kendimle girdim. Ben yine o dışlarına girme biraz şey ya Türkiye'de. Hani şimdi ona geleceğim abi. Nasıl girdi? Şimdi şöyle, mutlaka. Ben tabii bizim az da olsa işte bir izleyici kitlemiz var. Instagram, sosyal medyada varız, burada varız. Bunlara cevap verebiliyoruz. Ben diyorum bazı cevap veremeyen insanlar ne yaşıyordur? Yani onu da bir anlamış oldum. Yani insan bir anda böyle bir ithamla karşılaşıyor. Ben şimdi cevap verebilecek durumdayım. Cevap da vereceğim. Hiç saklayacak hiçbir şeyim yok. Ama bu cevap veremeyenler, onlar maalesef herhalde siniyor, kalıyor. Bir cevabını da görmüyoruz. Evet. Birileri üzerinden hemen orada neler oluyor, bak ne yapıyorlar, şuna karıştırıyorlar falan gibi. Biliyorsunuz ve şurada yazılana yani. Bütün insanlık da inanıyor. İnanan yani, var, inanmayan var abi. Yani şurada çok büyük etkileşimler olmamış. İnanan kesimler var, doğrudur, yanlıştır. Bir de şu ara bu iddialarla ortaya çıkıyorlar. Biz ismimizle, cisimimizle buradayız. İsimler böyle takma isimler hep ya. Bu da benim ilgimi çekiyor. Yani yaz gerçek adını, soyadını, kim olduğunu bilelim, kimi muhatap aldığımızı bilelim. Gerekirse burada çağıralım, konuşalım karşılıklı derdine evet. Yani. O da yok ya, isimler böyle. Gizli tanık diyorlar var ya, ben en çok böyle şey ettiğim ya, gizli tanık. Ama hani o Türkiye'deki hukuki süreçlerle ilgili bir şey de burada artık hani bunlar da belli ki Avrupa'ya çıkmış insanlar, isminle cisminle çık ortaya, ne diyorsan de hani fikirlerini savun. İnanan inanır, inanmayan inanmaz, hani bunu da böyle belirtmek istedim. Abi orada ben şimdi iyi niyetli insanları, iyi niyetli arkadaşlarımızın aklında farklı bir şey oluşmasın diye bu cevabı vereceğim. O şahıslar için değil yani. Bunları söyledik de cevap veremedi gibi bir durum olmasın diye tek tek söyleyeceğim. Orada ilk olarak aşama aşama birisi böyle 1, 2, 3, 4 diye yazmış. İlk olarak Dışişleri Bakanlığı'na torpille girdiğimi, tanıklarım bunu söylediğini söylüyor. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir tanık yok. Torpille de girmedik. Dışişleri Bakanlığı benim girdiğim yıllarda o 2006 yılıydı. 2004 yazmış. Orada, 2006 orada yılında da bir... ben sınava orada girdim. Orada bir tarih sapması var. Test bir sınav değil. Yani çoktan seçmeli bir sınav değil. Yazılı bir kompozisyon sınavı oluyor. Farklı yabancı dilde ve Türkçe dilinde kompozisyon yazıyorsunuz. Galatasaray mezunusunuz. Galatasaray Üniversitesi Fransa'da mezunuyum. Fransa'da okudunuz. Fransa'da yüksek lisans yaptım. Doktoraya başladım. Dışişlerine. Şimdi şöyle abi. Bu Dışişleri Bakanlığı soruları, hani belki soru çalma, soru verilme olayları da çok gündemde olduğu için Dışişleri Bakanlığı'nın sorusunu müsteşar o sabah belirliyor. Bize anlatılan öyle. O sabah bir şeyi belirliyor. Ve onu hemen, o zaman fax falan vardı. Faxla sınav merkezine iletiyorlar. Orada hemen o soru zaten bir cümle oluyor. Bunu açıklayın gibi bir şey. Siz orada bildiklerinizi yazıyorsunuz yani. Sizin orada yazma gücünüze bakıyorlar, ifade gücünüze bakıyorlar falan. Böyle bir şey. Ben böyle bir sınava girdim. Test sınavına girmedim. Ondan sonra bir sözlü aşaması var. İkinci aşamada da. Sözlü aşamada da buna bir kişi karar vermiyor. Sözlü 10-15 tane bakanlık çalışanının olduğu, aralarında müsteşar yardımcılarının olduğu, büyükelçilerin olduğu bir heyet. Bunlar hep birlikte istedikleri soruları sorabiliyorlar. Kura ile soru çekiyorsunuz. Kura ile 6 soru çekiyorsunuz ve sonrasında bunlar ortak böyle, ben şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, bir puan veriyor hepsi ve onun ortalaması alınarak bundan geçiyorsunuz. Yani burada böyle bir torpil olacak, bir kişiyle iki kişiyle olacak bir şey değil. Yani bir sürü insanın ayarlanması lazım. Bu da takdir edersiniz ki mümkün değil. Bana hiçbir
dönem arkadaşım benim torpille girdiğim söylemez. Ben şunu iddia etmiyorum. Dönemimin en iyisiyim. En iyi diplomat benim. Her şeyi en iyi yapan. Yok. Yani ortalama bir belki diplomattım. Hani ben öyle görüyorum kendimi ama orada olmayı hak eden ne kadar diğer arkadaşlarım hak ediyorsa ve çoğu hepsini de hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Ben de onlar kadar en az hak eden biriyim. Bunu da ispatlama mecburiyetinde değilim. Yani benim ne dilimi ne orada yaptığım işleri ispatlama mecburiyetim yok. Zaten Fransızca, amirlerimizle ilişkilerimiz... Yabancı dil Fransızca mı? Fransızca ve İngilizce'den girdim. İkisinden de. İkisinden evet, öyle. Başka tiplikte de tekrar bir sınav oluyor. Ona da İngilizce'den girdim. Hani bunları çok ayrıntıya boğmak istemiyorum. Gerek yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ben beraber inkar ediyorum. VIP bir çıkışınız varmış Türkiye'den. Şimdi VIP şöyle. Derken, tam ona geçeyim. Sıralamada o yok ama ben, Türkiye'den VIP... Ben botla geçtiğinizi biliyorum. Evet. Onun mu VIP'si? Cezaevinden çıkar çıkmaz 3-5 gün içinde Türkiye'yi terk ettim. Çıkışımda Meriç üzerinden plastik bir botla ve tek başıma değildim. Bir aileyle birlikte, iki çocuklu bir aileyle birlikte geçtik. Onlar şahittir. Herkesin yaşadığı gibi bir arabanın içine doluşarak, korkuyla o arabayla giderek, nehir kenarına giderek ve plastik bota binerek kürekle çekilen bir bot bu. Lüks VIP değil. Heyecanla karşı tarafa geçip orada da iltica etmeyle ilgili bir süreç. Ben bunda hiçbir VIP'lik göremiyorum. Bu da bir yalan. Ya bu da bir iftira. İkinci bir iftira abi, bu. Abi botunuz şimdi çok sağlamdır. Mesela VIP ona demiş olabilir. Artık bilmiyorum ne kastediyor ama ben hiç böyle VIP'lik görmüyorum. Batmayan bot. Bunu da mesela. Bunu yazanların bir yalanı olarak görüyorum. Yani bunu yazanların öteki tarafta iki elim yakalarında olacak. Onu da söyleyeyim. Yani olacak yalan tabii çünkü. Abi. Tabii hesap ki. Niye var? Yani gözümü sevdiğim. Ve bu topluluk önünde yapılan bütün herkese açık mecralarda atılan iftiralar bunlar. Dolayısıyla bunların burada olması da öteki tarafta hesaplaşacağım. Öteki tarafa inanan bir insanım. Orada bunun bu sahneyi ben şimdiden görebiliyorum yani. Bu yalan çünkü. İkincisi abi sıralamaya geçecek olursak benim kontrollü 2004 yılında... itirafçı diyorlar size. Evet, tam ona geçeyim abi. İtirafçı veya etkin pişmanlık. Yok, kontrollüsünü ben merak ettim. Anlamsız bir niteleme olmuş. Yani itirafçısınızdır yani, veya değilsinizdir. Ucun ucun mu böyle nedirle böyle peyderpey mi? Nasıl bir itiraf? Abi şimdi kontrollü itirafçının kontrollüsü ya, nasıl olur ya? Bunu da ben inkar ediyorum abi hiçbir şekilde. İtirafçı da olmadım, kontrollü itirafçı da olmadım. Etkin pişmanlıktan da faydalanmadım. Her aşamada bunu reddettim. Gene bir gizli tanığın söylediği galiba. Yok abi ya, öyle bir tanık da yok. Yani tamamen abi, zaten bu yalan. Yani öyle bir şey yok. Ben itirafçı da olmadım. Hiçbir isim de vermedim. Etkin pişmanlıktan da faydalanmadım. Bütün kayıtlara bakılabilir. Benim mahkeme kayıtlarım SEGBİS'te var. Günün birinde bunlar görülebilir. Böyle, bu da yalan. Yani bu da bir iftira sonuçta. Öyle bir şey yok. Etkin pişmanlık yok. İsim verme yok. Bu, ben normal yargılandım. KHK'yla işinizden atıldım. Atıldınız. Evet. Beni abi hemen 15 Temmuz'dan bir ay kadar sonra gelip gözaltına aldılar. 7 gün gözaltında kaldım. Bununla ilgili ben daha önce çektiğim videoda ayrıntılı anlatmıştım. Var. Oradaki anlattıkların hepsi geçerli. Ayrıntılara belki çok girmedim. Bir hafta kaldım. Ben 22 ay kadar alakam yok falan demişsin. Dedim abi evet. Ona da geleyim. Yani şöyle ben bir ay kadar sonra gözaltına alındım. Ondan sonra cezaevine girdim. Orada tabii neyle suçlandığınızı bilmiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Benim de ailevi bağlarımdan dolayı olduğunu tahmin ettiğim için benim orada bir tercih yapmam gerekirdi yani. Evet doğru, siz beni yakaladınız. Ben cemaat ailesinde, cemaate yakın bir ailede doğdum ve bütün bu değerleri savunuyorum. Bu hareket doğru bir harekettir. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ben tamamen arkasındayım deyip yani bir kahraman olma ve belki bugüne kadar da cezaevinde kalma. Böyle bir sonucu olacak bir şey yani. Bu her şeyi kabullenme bunu getiriyordu. Ben böyle bir şey tercih etmedim. Böyle bir şey yapmadım. Onun yerine İlk fırsatta çıkabileceğim zaman çıkayım. Hem benim içeride olmamdan dolayı rahatsızlık duyan yakınlarım rahatlasınlar. Ailemiz var, onda hasta olanlar var. Bundan dolayı bir sorumluluk dosyada hissedenler var. Babanızla konuşmanız evet, da var. Ondan dolayı suçlandım. Sadece yani, o. Öyle bir büyük suç işlemiş evet. Ki babasıyla konuşmuş. Şimdi onlar da tabii bir sıkıntı yaşıyorlar. Çok ben konuşmuş. De bir an evvel buradan kurtulayım bu esaretten. Yani zalimlerin eline esir düşmüş gibi düşündüm kendimi. Yani buradan bir an evvel kurtulayım ve mücadeleme dışarıda devam edeyim. Yani bu düşünce vardı bende. Bunu da nasıl yapacaksınız? Ya yani benimle ilgili yani onu kullandım mı kullanmadım mı yaptım mı yapmadım mı değil. Beni direkt ailevi bağlardan dolayı suçluyorlar. Ben de savunma stratejisi olarak tamam böyle bir aileden geliyorum ama benim bu konularla ilgim yoktur. Ya babamda da çok uzun zamandır zaten ayrı yaşıyoruz. Kendisi çok uzun zaman önce yurt dışına çıktı. Ben ayrı bir hayat yaşıyorum. Fransa'ya gittim. Fransa'da yaşadım. Fransa'da da orada evet dedim ben MIT görevlilerine sorabilirsiniz. Beni tanıyorlar. Ben orada o zaman tanıdığım insanlar. Tabii. Ondan önce bu dışlarından önce. Onu da şöyle söyleyeyim. 2006 yılında Paris Abant platformu Paris'te düzenlenecekti. Onun hazırlıklarını burada ben takip ediyordum. O süreçte ben abi o MIT'i bırakın. İşte başkonsolosla tanışıklığımız var. Kaç kez evinde bu organizasyonla ilgili, Abant'la ilgili yemekler düzenlendi. Katılımcıların listeleri ayarlandı. İsmi Aydın Sezgin başkonsolosun. Ondan sonra Din İşleri müşaviri vardı. Onunla sürekli kahve içerdik, konuşurduk. Ömer Faruk Harman vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir profesördü kendisi de.
Onunla görüşürdük, eğitim müşavirini tanırdık. Bu şahsı da yine buna benzer temaslarda tanıdığım bir insandı. Ve ben düzgün olduğuna kanaat ettiğim için de biraz daha yakın belki konuşmalarım olmuş olabilir. Ve ben bunu orada savunmama katkı sağlayacak bir unsur olarak söyledim. Ama bu bir haber elemanlığı, haber taşıma, ondan sonra ispiyonculuk gibi bir şey değil. Nasıl bir diyalog biz sağlıyoruz yapılanlarla, ki burada Hizmet Hareketi o zaman da gizli şeyler yürütmüyordu abi. Gazete vardı, eğitim merkezleri vardı, bu faaliyetler vardı. Avrupa'da bizim saklayacağımız hiçbir şey yok. Bunlarla ilgili tabii ki yani bizim yaptığımız faaliyetler ve burada benim neler yaptığımla ilgili bunları konuştum. Bunun da ben o dönemdeki bu bahsettiğim şeylerin savunmamda yararlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şey söyledim. Fakat ben bunu daha detaya girmeyeceğim çünkü bu bahsettiğim şahıs da daha sonra bir şekilde içeri alınan birisi oldu ve hala cezaevinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onu zor duruma sokmamak için burada daha fazla bir şey demeyi tercih etmiyorum. Evet. Ama ben bunu o zaman... Ya onun tanışıklığınız normal mecrada, evet, normal seyrinde, evet, olan tanışıklıklar. Onu orada kafalarını karıştıracak şekilde sunmaya çalıştım yani. Demek ki çünkü hakkımda hiçbir bilgi yok ellerinde. Ya benim o suçlamalarla ilgili net somut ellerinde bir şey olmadığı için ben olabildiğince sadece bu değil, başka şüpheler de attım. Ya ben meslek hayatımla ilgili, tayinlerimle ilgili, o sıralarda yaptığım faaliyetlerle ilgili böyle hakim heyetinin şaşırtacak, onları şüpheye düşürecek argümanlar kullandım ve ilk duruşmada da 22 ay sonra ilk duruşmaya çıktım. O duruşmada adli kontrol şartıyla serbest kaldım. Yani bir anlamda ben bazı şeylerin işe yaradığını düşünüyorum. Serbest kaldım. Serbest kaldıktan sonra az önce dediğim gibi hemen yurt dışına çıktım ve gıyabımda yargılanma devam etti. Düşünün yani 22 ay hapiste kalıyorum. Devam ediyor yargılama ve 6 yıl 3 ay ben hüküm yedim. Yani şu an hükümlüyüm Yargıtay aşamasında. Yani o az önceki dedikleri iftiralar, bir itirafçılık, etkin pişmanlık, isim vermeler, bunlar olsa ben niye hüküm yiyorum yani, veya ben niye kaçıyorum? Bunların olması mümkün değil. O zaman bırakırım. Ben hani orada devam edelim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu vardı galiba. Yani benim hakkımda şey de yok abi. Tanık da yok. Sonradan ben buraya geldikten sonra dosyaya giren bir tanık var. O da benim bir ortaokul, lise arkadaşım. Ve beni diyor ki liseden mezun olduktan sonra görmedim ben bunu diyor, ama lisedeyken diyor bu çok aktif bir arkadaştı böyle bu konularda diyor. Ama bazısı da sizin her şeyden kaçtığınızı, böyle hani hizmeti yönden hiç yanaşmadığınızı falan iddia edenler de var hani o dönemlerde. Ortaokul, liselerde falan hani hiçbir şey gelip gitmezdi falan işte sonradan babasından dolayı. Yok hayır abi, yani bizim Fatih Koleji mezunuyum ben, o hizmet okulu. Oradan, oradaki durumumuz belli. Oraya zorla gitmediniz yani. Yani ailemizin tercihi tabii ki, ama severek okuduk. Oradan, evet, çok güzel dostluklarımız oldu, öğretmenlerimiz oldu. Hala devam ediyoruz ilişkilere. Fakat tabii ben mahkeme sürecinde dediğim gibi yaptığım tercihten dolayı bir an önce o esaretten kurtulup mücadeleme dışarıda devam etme kararından dolayı avukatlarla da istişare ederek inkar yolunu seçtim. Yani bu oradaki bahsedilen şeyleri kabullenmeme, ben bunları benimsemiyorum, böyle bir hareketin içinde değilim dedim. Eğer hataysa evet ya böyle bir şey yaptım. Başka türlü de benim oradan çıkmam mümkün görünmüyordu. Yani çünkü suçlamalar çok absürttü yani. Benim orada bir şey deyip de o suçlamaları ortadan kaldırmam, çürütmem mümkün değildi. Ben yani akıllarını karıştıracak bazı unsurları kullandım. Babanızla konuştuğunuz telefon artık kaydınız var diyen bir adama Allah aşkına ne denir ki ya? Yani ben kalkıp bütün hayat hikayemi o adama anlatmam ya. Sen ne aga ne diyorsun derim ya. Sen babamla, benim babamla konuşmuşum. Yani, niye? Yani evet, içerik de yok onlarda, sadece sıralamaya bakmış yani. Ve birçoğu da sabit numara, evi arıyorum yani, babam evde değil, babam Amerika'da yaşıyor. Evi arıyorum, ev numarası onun üzerine olduğu için birçoğu ondan. Abi savunmana zaten gerek yok. Aynen. Onu diyorum. Babanla konuşmuşsun. Anlatılacak ya, bir bunu, savunulacak bir durum yok. Yani ama yani böyle bir suçlamayla mahkemeye çıktığınızı düşünün. Orada ya dediğim gibi iki seçenekten başkası yok. Evet doğru, beni yakaladınız, ben bu hizmete gönül vermiş. Ve bu kahramanlığınızın bir karşıda bir şeyi yok. Yok, orada kalacaksınız. Bir karşılığı yok. Kahraman olmuşsun olmamışsın seni alkışlamayacak bu, ki karşı taraf. Bu tabii konuma göre değişir abi. Çok daha farklı bir konumda biri olsak, yani bir daha görünür, ondan sonra sembolik bir insan olsa bu kahramanlığa değer. Ben bir şey demiyorum ama ben alt seviyede bir insan, bir memur olduğum için, bir grubu böyle özel bir temsil yönümde olmadığı için böyle bir yol tercih etmedim. O zaman semaver de yoktu tabii. Evet. Eğer hataysa abi bu hatamı kabulleniyorum ve kimsenin tabii kimseye zarar verecek hiçbir şey söylemedim ama bu bağımı inkar ettim. Oradaki zulüm mahkemelerinde böyle bir yapmayla ilgili tek başıma da o kararı almadım. Oradaki koğuşumuzdaki avukat arkadaşlarımızla, abilerimizle istişare sonucunda böyle bir içtihatta bulunduk. Onun sonucunda da böyle oldu. Ömer abi tamam mı? Yani ikna oldunuz mu? Kaldı mı başka ya bir şey? Ben Rümrü abimi çok dedim ya, çok denedik abi, yok. O dediklerinin hiçbiri yok yani.
yani abi çok iyi... ciddi konuşuyor. Ama şöyle bir alıyorum abi. İyi niyetle kafası yani karışan birileri etkilendi şimdi hakikaten. Ben aslında niyetle... açayım mı açmayayım diye de düşündüm. Yok, ama hiç sorun şimdi değil. Yazıyorlar tamam mı? Ya Rum abi ya çıksın bir iki yani söylesin bir iki kelime diyenler oldu aslında biraz o beni buraya itti. Var söyle ben tamam abi diyorum. Öyle söyle. Yani saklanacak bir şeyimiz yok. Adam her şeyini itiraf ediyor. Evet bunu yaptım diyor. Şunu yapmadım diyor. Evet. Ha bu nereye kalacak? Ya bunun mahkemeye kübrası var. Evet. Orada ak koyun kara koyun belli olacak. Gelecek yani herkes orada. Çok net iftiralar var. Evet. Bazılarında doğruyla bazı... yanlışı ha, bilerek karıştırmışlar. At iftirayı evet. Yapış diyor ya, at çamuru duvara yapışır yapışmazsa izi kal. Evet. Öyle yok. Evet. Yok abi. Bura serbest. Bura serbest kürsü. Herkes atıyor. Ama öbür tarafta yakalanmayın. Orada ben de size bir şey yapamam. Abi yakalanma değil yani illa ki yakalanma. Kaçamayacak kimse. Yok abi. Kaçamayacak. Bak, bu insanı korusun, bakın nasıl evet, ne hale soktular. Şimdi bunun bir karşılığı var. Hiç kusura bakmasın kimse. Allah'ın Allah izniyle. Allah korusun o durumlara da düşenler olabilir. Birilerinin ismini vermiş olabilirler. Ben çok rahat oldum. Benim ismimi şey verdiler. Yapmadım. Helal hoş olsun abi. Hayır kurtulacaksa abi, dedim şöyle, verin. Hani siz ismini verip de orada cezaevinde kalmasına neden olma durumları falan da oluyor. Bu insan yani böyle bir bilemeyiz. Şey olsaydı Allah korusun ben kimseyi yargılamıyoruz. Evet bir kimseyi yargılamıyoruz. Bir tevbe etmesi gerekir. Tabii, tabii. O kişiyle bunu kimseyi çözmesi gerekir. Ne yaşadı bilemiyoruz evet. kimin ne yaşadığını. Ben şu ana kadar hep böyle baktım zaten abi. Ya yani benim bakış açımda ne yaşadığını bilemiyoruz abi. Böyle. Ve bu dediğim gibi bu platformlarda yazan arkadaşlara da ben direkt olumsuz aslında bakmıyordum. Onların o bazı paylaşım siteleri falan var. Farklı fikirlerden hakikatin çıkacağına da ben hep inanan biriyim abi. Yani ifade özgürlüğü o gözle bakıyorduk ama burada iftiraya varan bu suçlamaları da görünce ve bizzat bunu yaşayınca bütün o diğer yazdıkları o eleştiriler, öneriler falan da bir anda çöp oldu benim için. Yani. Yani, hakikaten yani. Demek ki bakış açısında ciddi bir sıkıntı var. Kur'ani ahlak şunu gerektiriyor. Size bir haber geldiğinde onu gerçekliğini araştırın diyor. Fetebeyyenu. Yani açıklığa kavuşturun. Aldığın gibi aktarmak Efendimizin ifadesiyle yalan olarak bir kişiye yeter. Duyduğu her şeyi söylemesi yalancılık sıfatını almasına yeter. Yalancı olmasına yeter. Duyduğu her şeyi söylemez. Evet. Şimdi bunu copy paste yapmışlar. Bunu almış yapıştırmışlar. Belli yani. Tarihini bile yanlış yapmışlar. Yani 2006 diyorsun 2004 neye yapmışlar. Dayanıyor bilgiler bilmiyorum ama yani sadece benim Anayasa Mahkemesi başvurumdaki yapmayın. O ifadeler doğruyla yanlış orada karıştırmış. Orada biraz doğru bilgiler var. Yalanla karışık ama onun dışındaki bu bakanlığa torpille girme, işte VIP çıkışta çıkma, bu program için milyon dolarlar alma. Benim ona ben de şahidim. Vallahi yok billahi yok söylüyorum. İsim verdiğim bir yemin ederim ya. Dönem arkadaşlarının isimlerini verdiği. Yani bunlar çok ağır yalanlar. Çok ağır yani. Yalanlar. Bir de, şöyle bir şey var abi. Hani bu sadece bizim kanalı takip eden birisi. La 3 sene boyunca izleyici sayımız belliydi ya. Ya affedersiniz yani biz bile hani son sene hani artık hani bir bunu geçen de söyledik. Bir video yaptık hani abi bu hani, daha önce de niye atmadınız der gibi. Daha önceden atsalardı. Yani sanki hani 300 500 600 izleniyorduk evet. Maalesef ilk ama hani ilk sezon boyunca. Meyveli ağaç taşlanır ya şimdi Rum i̇şte. Bey'in o başarıları şeyler taşlanması nasıl? Evet çıkmaya başladı. Yani şöyle herhalde bir baktılar gördüler biraz sonra Reşit abi videosu biraz 70 bine dayandı abi. Evet. Önüne düşüyor ve kim bu acaba? Bu ne yapmış? Nereden çıktı bu hani? Gidiyor oralara çıkıyor falan diye biraz araştırınca tabii ilk gördüğü şey belki arayınca benim Anayasa Mahkemesi kararı var. İtiraz ettim ben. Gözaltı, haksız gözaltı ile ilgili reddettiler. Yani ben öyle bir şeyim ki hani işbirliğine girmişim ama her başvurumda reddedildi hüküm yiyorum bir yandan. Hani ironiye bakın. Orada tabii benim işte ifademi çok özetle bazı şeyler geçmişler. Oradaki birkaç parçayı cımbızla alıp doğruyla yalan karıştırılmış. O kısım yani sadece hakikat payı olan o kısım var zaten. Dediğim gibi hakkını yemeyelim ama onun dışındakiler tamamen hikaye oluşturmuşlar abi. Ona ne diyebilirsiniz? Rum abim hiç şeye hiç olma, hiç kendini sarsma. Mahkemeye kübra var. Orada herkes tek tek hazırız abi, söylediği her cümlenin, yazdığı her harfin hesabını verecek abi herkes. Zaten hani Rum abiyi biz hani artık 4 senedir biliyoruz, tanıyoruz. 5. sezona doğru dönüyoruz. Evet. Hani ki bu Semavi'nin dışında da beraber hani koşturuyoruz. Bu farklı projelerde beraber hani çalışıyoruz. Ondan dolayı hani bir şüphemiz yok. Hani zaten bu videoyu da sadece hani yani bazı insanların böyle aklına şüphe olursa diye hani sadece bu programı sonuna yapmış olduk. Evet. O da ondan dolayı. Sadece inan o birkaç izleyicinin hani
haklı olarak iyi niyetle hani yani, ya bu niye Rum bir şey abi cevap, burada, cevap versin acaba? Yani. Evet. Şimdi cevap vermeyince şöyle de anlaşılıyor. Belki cevap öyle anlaşılıyor. Hani cevap vereme evet, evet. Öyle anlaşılıyor. Evet. Yok abi. Öyle bir şey yok. Yok abi öyle bir şey yok. Açık ve netiz. Açıklayamayacağımız hiçbir şey yok. Açık abi yani. Ve netiz. Hiç evet. Sıkıntı yok. Abilerim bu programda. Çok uzattık. Uzattınız ya. Rum abi üzdüm ya valla. Ona üzüldüm bak şimdi. Bu açıklama fırsatı vermeniz abi çok değerliydi. Teşekkür ederim. Abilerim yoğun bir program oldu. Farklı farklı doğum günü olsun. Hani yani yürüyüş olsun. Hani sağlık yürüyüşü olsun. Sorguya çektiniz beni hepsini. Tam da ışık böyle üstten geliyor şey yapıyor. Hani sizin açıyı verdiğimiz zaman zaten gözler biraz şey yüz bir tarafı karanlık çıkıyor. Ben ahlak masasından komiser falan. evet. Abilerim o zaman gelecek cuma günü Semaver ekranlarında saat 21'de görüşmek üzere diyoruz. Abone olmayı da unutmayın ha.